Onvo 5. geceyi sunar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Şöyle çok küçük bir giriş yapacağım. Beşinci geceyi yaklaşık iki haftadır yapmıyoruz. Yapmayı tercih etmiyoruz. Bunun sebebi Orta Doğu'da yaşadığımız gelişmeler. Böyle keyiflenebileceğimiz, haftanın sesini atabileceğimiz bir program olsun istedik. Ama maalesef coğrafyamızın izin vermediği bir noktadayız. Tam da bu nedenle programı kendi meselelerimizi de konuşacağımız, tartışacağımız bir formatta bu hafta gençlerle birlikte yapmak istedik. O yüzden buraya zahmet ettiler, geldiler. Çok kıymetli hocalarımız, birazdan hepsini takdim edeceğim. Ne konuşacağımızı paylaşmak isterim. Hani böyle stresimizi atacağımız dediğimiz bir formattan yine döndük dolaştık. Bir anlamda bir yerde hepimizi ilgilendiren bir meseleyi konuşmaya geldik. Ama bugün burada kendi gerçekliklerimizle beraber Osmanlı'dan günümüze coğrafyamızı konuşacağız. Filistin meselesi üzerinden. Sonra bugüne nasıl geldiğini, bugünden sonra nasıl olması gerektiğini. Gençler sorularını yöneltecekler. Kimlere yöneltecekler? Hiç uzatmadan hemen takdim etmek isterim. Profesör Doktor Deniz Ülker Boğan bizlerle birlikte. Alkışlarınızı lütfen. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Profesör Doktor Emrah Safa Gürkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor Pelin Batu, çok söylemiyor doktor olduğunu ama hoş geldin. Ve çok kıymetli öğrencilerimiz, en büyük alkışlar sizler için. Çok teşekkür ederiz katıldığınızdan dolayı. Hoş geldiniz. Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nden öğrenci arkadaşlarımız bizlerle birlikteler. Onlar da sorularını yöneltecekler. Müsaadenizle ben başlamak istiyorum. Keyifsiz zamanlardayız. Bir yerde bu konuyu konuşurken şunu da biliyoruz ve ıskalamayacağız. Mesela ben dün ana haberde anlatıyordum. Dedim ki, Ahmet Kaya'nın bir şarkısında da vardı. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe meselesi. Ya da yine hep televizyon, yine hep Orta Doğu hikayesi. Böyle büyüdük. Böyle bir yerde de gelip buraya düğümleniyoruz. Ama şunu biliyoruz mesela, Riyad'da da festival var. Batı Şeria'da da insanlar hayatlarını yaşamaya devam ediyorlar. Biz de meseleyi önemsiyoruz ama çıktığımızda yaşamımızı devam ettiriyoruz. Bu da hayatımızın bir parçası. Ve belki psikolojik boyutunu da konuşacağız. Deniz Ülke Hocam da ona özellikle girmek istediğini yayından önce sohbet ettiğimize söylemişti. Ben Emrah Sefa Gürkan'la başlamak isterim. Tekrar tamam. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ayağı almayacağım. Ya ben doğrulayamam. Bu kadar yattığım yerden konuşamam ben ya. Şöyle başlamak istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi hep bir yerden alıyoruz. 1917'den falan Balfour Deklarasyonu'ndan alıyoruz. Sonra getiriyoruz ama biraz bize Osmanlı dönemi, Osmanlı dönemindeki azınlıklar, Osmanlı döneminde ve sonrasında emperyalizm tartışmaları, Fransız devrimi sonrası ulus devletlerin oluşumu. Şimdi burada biz nasıl bir haldeydik hocam? Bu işler nasıl buralara kadar geldi? Şöyle tarihsel perspektifimizi biraz paylaşın. Osmanlı İmparatorluğu tradisyonel bir... Ben de oturabilir miyim? Tabii ki oturabilirsin. Ben buraya anlatacağım ama inatayım. Tamam, buraya anlatayım. Ben anlatacağım. Çocuklara anlatayım bari kamera. Ya Osmanlı klasik bir tarım imparatorluğu. Klasik tarım imparatorlukları her şeye müdahil olmazlar. Modern devletler gibi milletleri de alıp şekillendirmek istemezler. Bu 18. yüzyıla çıkmış, daha sonra 19. yüzyıla gelişmiş bir şeydir. Dolayısıyla Osmanlı için eğer kendi sınırları içinde bir sadakat problemi çıkmıyorsa oraya karışmaz. Dolayısıyla bir Hristiyan topluluk, zaten bunlar işte ehli kitaptır. Yani İslam hukukunda zımmi olarak da tanımlanmış bir yerdelerdir. Dolayısıyla hakları bellidir, sorumlulukları bellidir. Bu çerçevede o millet sistemi dediğimiz bir sistem var. O da ne? Millet bugün nation
seküler bir anlam ama o zaman dini gruplara verilen bir isimdir. Bu da şunu gösteriyor. 19. yüzyıl geldiğinde, yani bizim bildiğimiz zaman da Fransa milleti diye bir şey çıktığında, Osmanlılar kendi vokabülerlerinden, sözlüklerinden buna bir şey de bulamıyorlar yani. Dolayısıyla millet sonradan, işte Türk millet diyoruz ama Osmanlılar'da millet dini grup. İşte ne bileyim Rum Ortodoks milleti diyoruz, işte Yahudiler ayrı bir millet, işte ne bileyim Ermeniler ayrı. O millet sistemi içinde herkes kendi içine bakıyor. Çünkü Osmanlı, Bizans da böyledir, Çing Hanedanı da böyledir. Tarım imparatorlukları bireyle çok ilgilenmez. Mesela Osmanlı kayıtlarına baktınız mı, işte Ahmet Mehmet, orada Mehmet Akif Ersoy yoktur. Senin eğer değirmenin varsa Osmanlı için bir şeysin. Yani kimden vergi alacaksa ona bakar ama tradisyon... Esas bizim bildiğimiz modern imparatorluk örgün eğitim verir, kayıt altına alır, nüfusuna yazar, okula gönderir, seni eğitir. Oradan da bir işte Fransız milleti, bir nasyon çıkar. Osmanlı'da bu yok muydu? Yok, Osmanlı'da bu yok. Hatta neden deprem... yok? Çünkü tarım imparatorluğu için, çünkü sanayileşmeyle beraber milletin tamamen ayağa kaldırılıp eğitilmesi ve buna biyopolitika der Michel Foucault, tamamen eğitilip bir... daha verimli bir noktaya getirilmesi lazım. Çünkü sanayileşmiş toplum, iki yeni ordu. Yeni orduda artık piyade var. Yani herkes savaşacak. Herkesin savaşması için bir endoktrinasyon lazım. Milletler ve milliyetçilik çıkacak. İki, sanayi devrimle millet şehirlere akmış. İsyan edince sarayı basmasınlar diye onlara bir ideoloji vereceksin. Ama bir de sen memleketindeki insanları doğru eğiteceksin. Senin istediğin şekilde bir aile kuracaklar, çekirdek aile. Senin istediğin gibi makbul vatandaş olacak. İşte deli kavramının çıkması, sapık kavramının çıkması, yani cinselliğine, davranışlarına kadar onu düzenleyecek. Şimdi bu Osmanlı son dönemlerinde yavaş yavaş geldi, Cumhuriyet'le ortaya çıktı bir millet yaratma süreci. Bu olmadığı için Osmanlı sisteminde dini gruplar aracılar vasıtasıyla değerlendirilir. Yani Osmanlı o dini grubun başıyla görüşür. Dolayısıyla bütün, yani Yahudi olsun, Hristiyan olsun, o grupların içinde birebir bir şey yoktur. Dolayısıyla Osmanlı buradan da 19. yüzyılda çok çekmiştir bunu dönüştürmekte ve dışarıdan gelen korumacı müdahalelerin, yani diyelim Ortodoksların Ruslar tarafından korunması, işte Katoliklerin Fransızlar tarafından Lübnan'da korunması ve problemler de çekmiştir. Girit'te, Lübnan'da, Cebelilübnan'da falan bu gözükür. Yani o bölgedeki Hristiyanların hakkını savunuyoruz diye Osmanlı üzerinde baskı da oluşturmuştur. Ama Yahudiler bu gruptan değildir. O 19. yüzyıla kadar yok mu bu baskı veya bu tür şeyler, dışarıdan müdahaleler? Ya, illa olabilir ama güç dengesi... Bu kadar yüksek değil. Şimdi dünyanın %35'i, 1800 yılında Avrupa'da %34'ü, gene az bir rakam değil yani çünkü. Ama 1900 yılına geldiğimizde %84'ü Avrupa'nın elindeydi. Afrika'yı Scramble for Africa, Afrika kapışması denir. Türkçesi herhalde öyle olsa gerek. 20 yıl içinde 3 tane Avrupa ülkesi, hatta 2 tane İngiltere, Fransa büyük bir çoğunluğunu paylaşıverdi. Yani güç dengesi çok arttığı için artık başka müdahaleler geliyor. Ama Yahudiler ve İsrail üzerinden olan o hikaye Osmanlıların çöküşünden sonra başladığı için diğer Hristiyanlarla olan durumdan bir tık farklı. Onlar orada nasıl yaşıyorlar? Başka bir şey. Yahudiler ya, nasıl yaşıyorlar Osmanlı döneminde? Ya onlar da öyle yaşıyor ama oraya Yahudi göçleri, Aliya dediğimiz hani dalga dalga göçler aslında Osmanlıların sahneden çekildikten sonra arttı. İlki oraya denk geliyor, savaş yıllarına denk geliyor ve onun hemen öncesine. Ama biz oradan çekildikten sonra İngiliz mandası altında o organize edildi ve şeyi görüyorsunuz, Batı'dan aldıkları destek, çünkü Weizmann falan Londra'da çok güçlü. Londra'da güçlü olduğu için işte Balfour Deklarasyonu da çıkartabiliyor. Daha sonra İngiliz manda yönetimiyle de Araplardan daha iyi. Yani bütün Yahudilerin nüfusu ve etki alanının artmasına baktığınızda iki şeyi görüyorsunuz. Daha iyi organize oluyorlar. Ne yapıyor mesela, oraya gittiğinizde oraya gelen topraksız Yahudi'ye iş buluyor. İşte bir toprağa yerleştiriyor, efendime söyleyeyim işte kendi işçilerini koruyabileceği örgütleri var, efendime söyleyeyim işte lobi Avrupa'da daha iyi yapıyor. Ama bu Osmanlı'dan sonraki dönemdir. O 1918'den sonraki 1948'e kadar, hatta 45-46'ya kadar olan İngiliz mandası altındaki dönemde İngilizler zaten istemiyor onu. Çünkü manda rejimleri iflas etmiş bir şey. Yani mandayı alıyorlar ama iki savaş arasında İngiltere, düşün ya, İrlanda'ya falan bile sahip çıkamayacak durumdayken onlar da o bölgeden aslında çok fazla kaynak harcamak istemiyordu. İşte öyle bir ortamda Yahudiler daha iyi organize olabildikleri ve Batı ilişkileri daha iyi oldukları için peyderpey hem sayılarını arttırıyorlar hem de etki alanlarını arttırıyorlar ve oradaki o mücadelede 1948'de geldiğinde hareketlik başlıyor. Evet. Bu arada bir giriş yaptık. Ben izleyicilerimiz açısından ben komaya soktum herkesi zaten. Hayır, izleyicilerimiz açısından şunu paylaşayım. Böyle Deniz Ülke hocama da söz vereceğim. Pelin Batı'ya da şimdi söz vereceğim. Akabinde biraz dinledikten sonra en önemlisi gençlerimizden gelen sorulara yanıt verecek kıymetli hocalarımız. İlerleyen dakikalarda vatandaşa da sorduk meseleyi biz. Yani vatandaş nasıl bakıyor konuya? Onunla ilgili de çok enteresan anekdotlarımız var. Böyle şaşıracağınız ya da şaşırmayacağınız, ne kadar ilgileniyoruz, her gün anlatıyoruz da gerçekten Türkiye'nin ne kadar gündeminde bu konu. Buna dair de birkaç not var.
Hocam 1917'ye kadar geliyoruz. Sonra kırılmalar başlıyor. Hı hı. Ekleyecekleriniz varsa önüne dair de alayım. Ama işin uluslararası ilişkiler zaten... boyutuna ilişkinde. Buyurun. Emre Hoca 5 dakikanın içerisinde 3 kitaplık şeyi anlatabildiği için, yani öyle bir kapasitesi var, öyle bir süratle anlatıyor ki birkaç yüzyılı aştı geldi, yani hemen 20. yüzyıla doğru aktardı. Ben tarihçi değilim ama hani birazcık uluslararası ilişkiler perspektifinden nasıl bakılıyor onu söyleyeyim. Şimdi 19. yüzyıl aslında bir devrimler çağı. Ve 19. yüzyıldan devralınan sorunlar 20. yüzyıla aksettiriliyor. 19. yüzyılda 3 tane izim var. 3 tane büyük siyasal hareket var. Yani Fransız devriminden aldığımız o liberté, égalité, fraternité'nin liberalizm, nasyonalizm ve sosyalizm olarak şekillendiği bir dönem var. Ve bu özellikle nasyonalizm boyutunda çok uluslu imparatorluklara çok fena çarpıyor. Yani bunlardan bir tanesi de zaten 1. Dünya Savaşı'nda yıkılan 3 tane imparatorluktan biri Osmanlı olduğu için çok ağır travmalarla ve çok gelecek hakkında da çok karamsar senaryolarla gelişiyor aslında. Osmanlı sisteminin içinde bir millet anlayışı var. Millet, milla kökünden geliyor ve aynı kutsal kitaba inanan insanlar topluluğu olarak tanımlanabiliyor. Sonradan biz bunu 1930'lu yılların ortalarına doğru ulus kavramına çeviriyoruz. Çünkü ulus Göktürkçe ulus'tan geliyor ve o daha seküler ve aynı kavimden gelen insan topluluğu, aynı kan bağına doğru gidiyor. Ve o yıllarda, yani 1930'lu yıllarda Avrupa'da ortaya çıkan faşizmin, aşırı gelişen nasyonalizmin de etkisiyle tarihsel ve sosyolojik bir olgu olan millet konusundan bir anda politik ve ideolojik bir kurgu olan ulus inşası meselesine doğru gidiyoruz. Şimdi aslında İsrail'deki mesele de, yani orada 1948 ile birlikte ortaya çıkan şey de, bizim tarihsel olarak bir türlü anlamlandıramadığımız mesele de şu. Osmanlı'nın içerisinde işte Musevi millet ya da Yahudi milleti olarak gelen o insan topluluğunun, o halkın İsrail devletinin kurulmasıyla birlikte daha kan bağına dayalı bir kavmi bir yaklaşım içerisine girmesi. Aslında onların kavmi anlayışının arkasında da kutsal kitap var. Böyle yaklaşıyorlar ama burada bir dinci hareketle bir sağcı hareketin, bir faşizan hareketin bütünleşmesi, siyonizm denilen bir şeyle ortaya çıkıyor. Bugün genel olarak zaten uluslararası ilişkilerde, devletler arası meselelerde ön plana çıkan şey, İsrail'in bir devlet olarak varlığı, politikalarından falan ari olarak, orada yaşayan halkların yaklaşımından, geleceğinden farklı olarak Siyonizmin bir devlet politikası olarak kullanılmaya başlanması. Orta Doğu'daki demokrasi diyoruz mesela. Demokrasiyle yönetilen ülke İsrail için. Öyle mi? Değil tabii ki. Böyle bir demokrasi olabilir mi canım? Yani kime göre demokrasi ve kimin içine dahil olduğu demokrasi? İnsanların soykırıma maruz bırakıldığı, bir takım muhasaralar altında yaşatıldığı ülkelerde Filistinlilerle İsraillerin aynı haklara sahip olduğu, İsrail'de yaşayan Arapların bile aynı haklara sahip olduğunu söylemek çok kolay bir şey değil. Ama şunu söyleyebiliriz, yani tabii seçimle geliyorlar. Liberal bir demokrasi mi değil mi, ona bakacağız. Yani her demokrasi liberal olmak zorunda değil. Günümüz toplumlarında özellikle, yani azınlık haklarının korunduğu demokrasilerden söz ediyorum. Liberal demokrasi derken, özgürlükçü demokrasi derken, eğer bir yere bir seçim sandığı koyuyorsunuz ve o seçim sandığından kazananın dediği sadece oluyor, o seçim sandığında kaybedenin hiçbir talebi göz önüne alınmıyorsa orada liberal bir demokrasiden söz edemeyiz. Ama sandık konuyorsa demokrasiden söz edebiliyoruz. İlliberal demokrasiler diyoruz bunlara. Zaten dünya üzerindeki trendler de böyle. Şimdi 19. yüzyıl bir devrimler çağıydı, 20. yüzyıl bir küresel savaşlar çağı oldu. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş olarak gelişen 3 tane büyük çaplı küresel savaş gördük. 21. yüzyıla geldiğimizde oradan devraldığımız sorunların yeni boyutlarıyla karşı karşıya kalmaya başlıyoruz. Bu da bir küresel krizler yüzyılı. İşte 11 Eylül saldırısıyla başlayan o ilk güvenlikleştirici küresel kriz var. Devletin bir askeri güç olarak sisteme geri dönüşünü sağlayan. Sonra 2008-2009 küresel krizi var. Bu sefer devlet bir iktisadi aktör olarak geriye dönüyor. Sonra üçüncü krizimiz bir sağlık krizi gibi görünen pandemi krizi. Burada da devlet biyopolitik olarak insan bedeni üzerinde ne kadar tahakküm kurabileceğini, sen şimdi buraya gidebilirsin, sen bu AVM'ye girebilirsin, sen bir uçağa binebilirsin gibi bizi sürekli olarak kontrol altında tutabileceğini gösteriyor.
bugün yani ortaya çıkan şey daha otoriter devlet anlayışlarının egemen olduğu bir dünya. Bu yüzden de İsrail'de şu anda gerçekleşenler aslında hemen totaliterleşme eğilimine sahip olan birçok devlet aktörü açısından çok anormal gelmiyor. Yani aslında izliyorlar bir yandan da. Batı sistemleri liberalliği zaten kenara çoktan bıraktığı için bugün karşısına çıkabilecekleri çok da fazla, bütün her şeye rağmen çok da fazla karşısında durabilecekleri bir güç olduğunu düşünmüyorum açıkçası İsrail açısından. Teşekkür ediyorum, devam edeceğiz. Batı sistemleri liberalliği çoktan bıraktı. Bence bıraktılar. Kendileri için uyguluyorlar bazı şeyleri. Yani toplumlar da orada. Şimdi mesela bu pandemide onu gördük. Herkes değil mi? Foucault'ları okuyor bilmem ne. Tabii. Devlet bizi evlere kapatsın. Yani bu kadar şimdi liberal toplumuna sistemler... Toplumuna teşne mi diyeceksin? Hayır, özgür olmak istiyorsanız bu kadar çekingen, korkak ve konformist olamazsınız. Yani ilk şeyde haklarını teslim eden toplumlar özgür yaşayamazlar. Onda bir demin dediğinizde pandemi zamanında medyada eliyle de bu bir yere kadar getirilmiştir. O panikle hemen herkes hakkını verdi. Yani unutmayalım, insanlar, gruplar, toplumlar haklarında biraz rahatsız olarak aldı. Yani hem rahat olalım hem özgür olalım diye bir sistem yani yok. Şöyle aşı vurulurken, evlere kapanırken, cezalara uyarken bir yani berber devletin dükkanı... her dediğini o kadar şey devletin ya da medyanın her dediğini koşulsuz almanın bedelini bakın İsrail-Filistin olayında medyadan iki haber geliyor. İki tarafı izliyorsunuz, iki taraf da başka şey söylüyor. Çok güvenen, çok ya post-truth falan o artık ona böyle kavram koymayacağım. Kavram koyunca çünkü meşrulaşıyormuş gibi. Yani o şirin bir şeymiş gibi anlatıyor ya orada bir dezenformasyon var ama yani çok şey... Manipülasyon, yani, manipülasyon var. Bu her zaman olmuştur. Yeni toplumlar buna inandıkları için. Ötekiler inanmıyordu, daha uyanıktı. Yani şu iletişim çağında ona ayrı bir isim taktı. Hep olan bir şey yani oldu. Haberlerde gördüğü şeylere inananları görebilir miyim? Arkadaşlar sen mesela gördük, izledik ve inanıyoruz hemen diyenleri. Pandemide göreyim bir. İnanmıyor musunuz? Peki, annesi göreyim. Haberlere inanan kaç kişi var? Ya işte hangi bu haberlere? Herhangi bir haber. Annesi, babası, bir sonraki kuşak yani genç inanmıyor. Annesi haberlere inanan. Yani annesi, babası duyduğu haberlere inanan kaç kişi var? Haberlere şöyle, inanmıyor mesela... ama sosyal medyadan gelen bazı o şeylere inanıyor. TikTok'tan gelene inanıyor. Ya da yani televizyonda verilen Mehmet Akif'in haberine belki inanmıyor olabilir ya da sevdiğini takip edip ona inanıyor mesela değil mi? Yani evet. O herhalde, o herhalde algoritma iş. Onu da artık medya oraya gelmeler şey yapacaklar. Pelin, çok yani dağılabiliriz. Onda da bir sorun yok da. Bana bakınca dağılmayı diyorsun değil mi? Çünkü geçen pazar günü Markedo Sadlar'a kadar girdik yani evet. Bir noktada. Evet, çok başka yerlere gitmişti. Şimdi Falih Rıfkı'nın Zeytin Dağı'nı buradaki herkes okumuştur diye düşünüyorum. Okumuş mudur? Okumayan var mı diyeceğim. Optimizmin için kimse... seni tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum hakikaten. Okumuşlardır hocam. Falih Rıfkı'nın Zeytin Dağı'nı okuyanları görebilir miyim gençler? Okuyanları. Evet. Olsun. Yine yalandan, de okuyanlarımız yalandan var. Yalandan kaldırın arkadaşlar. Bir şey tamam. Olmadan kontrol edebilecek. Yani mesela Niş bize İstanbul kadar yakındıdan bir Kudüs hikayesi anlatılıyor. Oradan buraya geldik ya. Emrah Safa Gülkan'ın anlattıkları belki çok hızlı ve özetti. Kestirilebilir bir şey miydi? Yani nereye geldiğimizi tarihçiler gördüler mi? Nereye gittiğimizi görüyor musunuz? Buyur. Ya şöyle, ben hem edebiyat hem tarihi okumuş bir insan olarak yüzyıllar boyunca mesela Shakespeare'in Shylock karakterini düşünün. Ya neredeyse her 50 yılda bir pogrom, bir Yahudi soykırımı. Belki soykırım kelimesi kullanılmıyordu ama işte Rusya'da, Hollanda'da, İngiltere'de, İber Yarımadası'nda yani İspanya'da vesaire. Ya bir toplu yok ediş ya da tecrit, ülkeden def etme mantalitesi var ve siyaseti var. Şimdi bunu sorgulayınca sadece ön yargıyla ya da işte bizim İsa'mızı bunlar çarmıha gönderdi, hırsızı yeğlediler gibi bir nefret ve ön yargıyla sadece açıklanamaz tabii ki. Yani her zaman gibi her şeyin kökeninde bence ekonomi var burada. Çünkü Hristiyanlığa baktığınızda yüzyıllar boyunca kirli iş olarak görülen işte tefecilik, parayla bankacılık vesaire bunlar Yahudilerin yaptığı işlerdi. Avrupa'dan bahsediyorum. Ve dolayısıyla onlar niye kirli iş olarak görüyorlar? Ya çünkü günah yani günah. Mesela bunun yani Katolik dinine baktığımızda her ne kadar işte Floransalılar, Medici'ler vesaire bunun artık en makbul şeklini yapsa da genellikle bu tür para işlerini Yahudilere bırakıyorlar. Bu endüstri çağına girdiğimizde ve bu Foucauldian bakıştan da baktığımızda bu endüstrilerin falan geliştiği zamanda ne oluyor? Bankacılık işte belli endüstrilerin başına geçen büyük Yahudi aileler
ortaya çıkıyor. Bu da tabii ki sonrasında pek çok komplo teorisini, yani işte birkaç Yahudi ailesi var, bütün bunlar dünyayı kontrol ediyor, medyayı kontrol ediyor, bunu kontrol ediyor diye eminim oraya da girilir. 13 büyük aile falan. Var mı işte, öyle şeylere inanan? Ya hemen seninle devam edeceğim. Ya büyük aileler dünyayı kontrol ediyor gibi şeylere inanan var mı? Bir tek sen mi inanıyorsun? Başka? Birileri tarafından yönetildiğini dünyanın düşünen var mı? Birkaç güç, birkaç kişi tarafından yönetildi. Güçlü göreyim elleri. Arkadan çekelim, kimin olduğunu belli olmasın. Onlar yönetiyorsa eğer size takmasın. Şimdi bu düşünce boşuna olmuyor. Neden? Öyle olmayanları da görelim. Öyle düşünmüyorum diyenleri de görelim. Hayır, herkes kendisi yönetiyor. Tamam, o da var. Hayırlısı olsun diyenleri de göreyim. Tamam. Hayırlısı olsun da diyenler orada de var. Nereye gideceğimize bağlı. Buyur. Peki. Ya velhasıl bu gruplar güçlendikçe ve maddi olarak da sırtlarını dayayacak güçlü bir yer olunca ister istemez ekonomik krizlerin olduğu, işte Deniz Hoca'nın söylediği gibi 1848'de işte devrimler her tarafta patlak verince ilk parmağı uzatılıp da suçlanacak bu gruplar oluyor tabii ki. Neden? Çünkü işsizlik olunca, para meselesi olunca onların parasına el koyma, onların malına mülküne el koyma, onları bir şekilde uzaklaştırıp onların finansal gücünü elde etme refleksi oluşuyor. Bu da tabii ki ne oluyor? Mesela 1880'lerden itibaren Rusya'da büyük pogromlar oluyor. Nereye gidecekler? İster istemez Ziyonizm denilen o mevhum, Theodor Herzl ve benzeri insanlar tarafından biz kendimize bir ulus bulmalıyız refleksi de oluşuyor. Ve yani bu, sen onun bir çaresizliğin sonucu ya da yaşadıkları şeyin sonucu olduğunu mu düşünüyorsun? Ben hem refleksin hem de ister istemez... Oğlan benim sesini duyunca oğlan tabii ki buraya gelmek istiyor. Her zamanki gibi benim mikrofonumu çalmak istiyor. Bence orada önemli bir tabii ki karşıt duruş var ve ama şunu da düşünmek gerekiyor. Antisemitizm hakikaten, o yüzden Shylock örneğini verdik, Shakespeare gibi. Yani mesela Dreyfus davası gibi yerlerde artık böyle o kadar patlıyor ki ister istemez Yahudiler bir o birlik olma ve birlik olup da kendilerini koruma ihtiyacını duyuyorlar. Şimdi bunu söyleyince eminim pek çok insan sen işte katil İsrail mi tutuyorsun vesaire diyebilir. Çünkü ben bununla ilgili programlar yapınca ya da daha önce bir kitap yazmıştım. Böyle o sen Yahudi aşkı vesaire, böyle bir durum yok. Şu anda İsrail hükümetinin yaptığı şeyler insan haklarına aykırı ve daha ileri zamanlarda da zaten güncele girdiğimizde bunları açarız ama bu insanların da sadece 1945'e kadar sürekli yaşadıklarını da unutmayalım diyorum. Peki. Şimdi hocam var mı? Buradan şimdi soru da alacağım ama ben bir VTR hazırladık. Sokağa çıktık, sorduk. Yani önce İsrail-Filistin çatışmasına dair ne duyduklarını, sorunun ne olduğunu hem Türklere sorduk, hem Türkiye'de turist olarak gelen yabancılara sorduk. Mesela konuya kim ne kadar hakim? Ben şöyle zannediyordum röportajları izlemeden önce ham halinde. Ya bizde herkes bu konuya vakıftır. Herkes çok yakından takip ediyordur. Çünkü sabahtan akşama kadar biz bütün haber kanalları olarak bu konuyu işliyoruz. Bir şekilde entertainment kanallarda bundan var. Hepsini Ersan Şen'e sordunuz yine Ersan Hoca'ya. İnsanlar da aydınlanamıyor tabii. Söz hakkı da var. Söz hakkı da var. Doğrusun abi yani. Bütün programlarda aynı kişiler. Bir tek onun ismini bildiğim için onu anladım. Birkaç kişi daha var ama bir tek onun ismini. Yani mesela gençlere de yani konuştuğumuzda ya şöyle yapıyoruz ya, haritalar üzerinden mesela değil mi hocam? İdlib'i anlattık, Afrin'i anlattık. Yani bir, herhangi bir kahveye gittiğinizde Türkiye'de gerçekten kurmay düzeyinde, kurmay subay düzeyinde bize harita üzerinden kahvede oturan vatandaşlarımızın işte Zeytindal Harekat Bölgesi'nde. Abi kahvede bir şey var. Kahve o şeyi absorbe ediyor herhalde. Çünkü boşuna kahve muhabbeti demiyoruz. Ama çıktık sokağa sorduk. Yani piramitlerin bile nerede olduğunu bilmeyen insanlar var yani. Birkaç yerdeler. Herhalde bu modern dünyanın şeyi. Bu Amerika'da falan da çok şey vardı. Bu eğitim sistemi de ona geldi. Şimdi biz eğitim sistemimizde 19. Siz de üniversite okuyorsunuz. Ben çocuğumu yollar mıyım bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. İkimiz de akademisyeniz. Üçümüz de akademisyeniz. Neden öyle? Arkamda kaldığım için 3 sene saymadım, kusura bakma. Hayır, şundan dolayı. Artık çünkü verdiğimiz eğitimin 19. yüzyıldaki formatından bir yere getirilmesi lazım. Yani
öyle bir noktaya geldi ki biz yüz binlerce insanı üniversiteye yolladık ama en büyük basit genel kültür bilgilerini veremiyoruz. Amerika'da da oluyor bu işte. İran kötü mü Amerikan üniversiteleri? İran'da, İran nerede bilmiyor adam. İşte İran ismini bulamıyorlardı ilk başta. Bir Irak diyor, bir Irak diyor. Yani bu tip temel genel kültür bilgileri genele yayılınca böyle bir problem hocam, her yerde. Hocam size de taş atıyor yalnız. Evet, hayır, ona niye taş atıyorsunuz? Ben de bilemiyorum ama Emrah'ın kızı direkt doktoraya başlayacak. Yani üniversiteye gitmeden benim gördüğüm kadarıyla. Üniversiteye bir dakika hocam, aramızı bozdun. Ne alakası var? Sizin okula göndermeyeceğim demedim ki. Genel olarak gönderir miyim? Hani bir, hakikaten bilmiyorum. Çünkü yani aslında şöyle, eğitim sistemi dışında aslında sürekli bir harp akademilerinde eğitim veriyor gibi o ekranın önünde askeri bir takım bilgiler veriyor. Yani halkın ilgisini belki gençler böyle biraz Kurtlar Vadisi ekolü olduğu için hani sevebilirler o tür bilgileri, şimdi haritaları falan sataştılar. Ama yavaş yavaş size doğru herkese geliyor. Sağdan soldan. Akşam 10 oldu, uykumuz geldi. yani olayın kültürel boyutunu, yani daha çok bizi ilgilendiren psikolojik boyutunu falan çok göz ardı ediyoruz. Yani orada yaşayan insanlar ne düşünüyorlar? Bunun her iki tarafında da, yani İsrail'de yaşayan bir Yahudi ne hissediyor? Ve bütün Yahudiler aynı şey mi hissediyor? Bütün İsrail vatandaşları aynı şey mi hissediyor? Dünya üzerinde yaşayan diğer Museviler ne hissediyorlar? Kendilerini nasıl hissediyorlar? Türkiye'dekiler ne hissediyorlar? Yani burada İsrail'de alınan her kararın dünyanın her yerindeki bütün Museviler tarafından kabullenilmesi gibi bir şey yok. Çok çok gösteri yapıyorlar. Artı Netanyahu'ya karşı çok, yani Türkiye'de böyle bir savaşa girse Türkiye bu kadar derin ayrılıklar olmayabilir. Halk bütünleşir. Kıyamet kopuyor yani. Netanyahu'ya karşı gösteriler birbirini izliyor. Rehineleri kurtarmadan başladığı için gösteri yapanlar ayrı. Daha radikal Yahudi grupları var. Onlar zaten İsrail devletine karşı. Yani herkesin farklı bir fikri var. Onun için herkesi tek bir paketin içine koymak çok yanlış. Bugün hatta gösteriler oldu Mescid-i Aksa'nın önünde. Böyle Yahudi, dindar Yahudilerin gösterilerine İsrail polisi çok sert müdahale etti. Bir bakalım vatandaş ne demiş? Hem yabancı vatandaşlar hem Türk vatandaşları ne demiş? Sonra sizden soruları da yavaş yavaş almaya başlayalım. Bir de olayın tabii İsrail'deki boyutu, Filistin'deki boyutu, onların psikolojilerine belki onu da siz bizle birazdan paylaşın. İzleyelim efendim videomuzu. İsrail ve Filistin arasındaki çatışma hakkında neler duydunuz? Vallahi ben sosyal medyadan takip etmek o da. Artık o bir savaş değil benim için. Artık bir soykırımı da geçti bence. Israel and Palestine has always been conflicted over their land. So what I know, originally Palestine used to kind of be in Israel. But after around like World War II, they kind of kicked Israeli people out. So they didn't have a place to go. They decided, I think according to their Bible, Israel is the sacred land for Jewish people. So they decided to go back to Israel to reoccupy their land. Palestine is also more of a Muslim country, so I think there's also conflict in religion as well. Okay. İsrail'in yaptığı katliamları, soykırım denilebilecek boyutta olan ölüm sayıları diyebiliriz. Tabii ki Hamas'ın da konuda yaptığı çok yanlış şeyler var. That Israel broke Palestine and that Palestine is the reason of how to say war? Yes. Palestine is the reason. But I don't mean. I heard in Slovenia this. Filistin'de bir soykırım yapıldığını düşünüyorum İsrail tarafından. I mean currently what's happening from what I've heard, I guess like the Hamas attacked Israel and then Israel counterattacked the Gaza Strip, which is also terrible according to me because like violence and wars like something that never should never happen. İsrail ve Filistin arasındaki sorunu biliyor musunuz ne olduğunu? İsrail'in ve Filistin'in yaramaz çocuklara film çeviriyorlar. Filistin oraya önce yerleşmiş bir insan. Eskiden Osmanlı zamanında İsrail oraya sonra da geldi. Geldiği gibi çoğaldılar, toprak sahibi olmaya, yayılmaya başladılar. All I know is Israel in the wrong completely. Palestine, 3,500 children being killed on a daily, like in total already just this conflict right now. İsrail'in yayılmacıdır. İsrail'in Büyük Orta Doğu projesi. Palestine, this is their motherland, yeah? This is their land. There was a refugee. I just, you know, that my home. I invite someone, okay, stay in my home. And then, you know, after a few days, you say, no, this is my home, you just get out. You see, which is not right. İsrail tamamen Filistin'i yok edip tamamen oraya hakim olmak istiyor. Hamas started with an attack in Israel. And then since then, Israel has constantly bombarded
Gaza for nearly 3 weeks, more than 3 weeks, and there's 9,000 Palestinians that have died. It all started, I think, 75 years ago when sort of Israel came and expanded from into Palestinian territory. Üniversitemde Filistinli arkadaşlarım var. Daha geçen bir arkadaşımın ailesinden birkaç kişi vefat etti. Üzücü bir olay. Bence barış daha önemli bir şey. At the end of the day, I think both sides contribute equally, and it kind of has to do with Britain too, because Britain colonized a lot of different places, which started a lot of war, which caused a lot of country to kind of cascade and have to move away and take other places. Efendim, sokaktaki nabzı biraz tutmaya çalıştık. Aslında yabancılar ne dedi? Bizimkiler, işte bizim vatandaşlarımız, gençlerimiz ne dedi? Birazdan size de soracağız. Ne sormak istediğinizi de çok merak ediyoruz. Çok kısa bir ara vermem gerekiyormuş. Reklam arası. Yönetmenim uyardı. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Ombo'nun sunduğu 5. gece devam edecek. Ombo'nun sunduğu 5. gece devam ediyor. Efendim, devam ediyoruz. Kaldığımız yerden 5. geceye. Şimdi biraz gençlerin sorularını merak ediyoruz. Bu arada benim de yani burada belki bu gecenin sonunda işte zaman zaman boykot kampanyaları konuşuluyor. Bu çok yıllardır böyle. Hep Filistin'e her gittiğimde karşılaştığım bir şey, Filistinlerle her yaptığım röportajda ya bu mesele 1948'den ya da 1917'den bugüne nasıl geldi, nereye geldi dediğinde her sene bir mevzi kaybettiğini söylüyor. Çözüm ne? Biz ne yapmalıyız? Uluslararası toplum ne yapmalı? Hassasiyet gösterdiğimiz şeyler, canımızın yandığı, çok üzüldüğümüz, kahrolduğumuz o görüntüler bir süre sonra geçiyor, biz hayatımıza devam ediyoruz ama orada hayat devam etmiyor. Burada nerede, ne kadar, nasıl durmak gerektiğini de biraz anlamaya çalışacağız. Ben hemen sözü, daha doğrusu sorularını almak üzere gençlere döneceğim. Kim soru soracak? İlk soruyu kim soracak? İlk soruyu siz mi? Mikrofon sizde. Tamam. Kendinizi tanıtın lütfen önce. Okulunuzu, üniversiteniz, bölümünüzü ve sorunuzu alalım. Merhabalar, ben Alperen Türk Yılmaz. Ve kime soruyorsun? Alper. Deniz Ülke Hocam'a soracağım. Buyur. Ben Alperen Türk Yılmaz, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisiyim. Burada Deniz Hocam'a bundan yaklaşık 2-3 hafta öncesinde İsrail-Filistin Savaşı ile alakalı İsrail'in terör eylemlerini süper politik eylemler olarak adlandırmıştı. Bunu biraz daha açabilir mi? Nedir, ne değildir tarzında. Onun haricinde, neden böyle bir tanımlama yaptın? Evet, bu tanımlamayı biraz daha açmasını rica edeceğim. Bir de örnek görüyorum. Türkiye'de veya farklı bir örnekleri varsa o örnekler üzerinden bu tanımın daha fazla şey yapmasını isteyeceğim. Teşekkür ediyoruz Alperen. Şimdi arkadaşlar, terör eylemlerinin en önemli özelliği şu. Bir etkiye değil, bir orada o etki nedeniyle oluşan tepkiye odaklanması. Yani eylemin kendisi, diyelim ki bir yere bomba kondu. O bombanın patlaması terör eyleminin amacı değildir. O bombanın patlatılması dolayısıyla oluşacak o tepkiye odaklanır terör eylemi. Ve terörizm nedir dediğiniz zaman da çok standart sabit bir terminoloji yok. Birisi için terörist olan öbürü için özgürlük savaşçısıdır. Bu her zaman kullanılan çok standart bir söylemdir. Onun için yani dünyada bütün terör örgütlerine bakın. Bütün dünyanın aynı anda hemfikir olup buna bu terör örgütüdür dediği bir örgüt bulamazsınız. Birileri siyaseten onu özgürlük savaşçısı olarak değerlendirir. Şimdi terör eylemleri olduğu zaman, Türkiye'de biz bunların envai çeşidiyle karşı karşıya kaldık. Bir tepki oluşur, hükümetler, devletler de buna karşı işte silahlı önlem alabilir, bir takım yaptırımlar uygulayabilir, yasal önlemler alabilir, bir sürü şey yapabilirler. Süper politik eylem dediğim şey benim, sadece bir ülke içerisinde ortaya çıkacak tepki değil, küresel düzeyde tepki yaratma potansiyeli olan ve yapısal değişimler yaratabilecek olan eylemlerdir. Bu eylemler sadece yarattıkları hasar üzerinden değil, aynı zamanda iletişim kanallarıyla birlikte dünyanın dört bir yanına yayılan enformasyonla birlikte oluşturdukları tepkiye odaklanır. Mesela 11 Eylül eylemi böyle bir süper politik eylemdir, süper terördür aslında. Nedeni de şu, bakın 3000 kişi civarında insan hayatını kaybetti 11 Eylül eylemlerinde. Ondan sonra ona karşı mücadele çerçevesinde yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Bunu bu kenara koyalım. Başka neler oldu? O yıllarda dünya üzerindeki savunma harcamaları 750 milyar dolar iken bugün 2.2 trilyon dolara kadar çıktı. Yani
eğitime, sağlığa, kozmetiğe, turizme harcanan paralar bir anda gitti. Askeri endüstriyel kompleksin damarlarına kan olarak pompalanmaya başladı. Silah üreticileri, petrol üreticileri, mikroçip üreticileri, bunların hepsine bakın. Savaş endüstrisi için üretim yapan bütün şirketler palazlandı, büyüdü ve bununla birlikte bu tip endüstrilerden beslenen siyasi hareketler de büyüdü. Yani daha milliyetçi, daha devletçi, daha güvenlikçi siyasi hareketler dünya üzerinde çok daha ön plana çıktı. İnsan hakları, demokratikleşme, özgürleşme gibi söylemler, küreselleşmenin bagajında getirdiği söylemler geri plana atıldı. CIA uçakları dünyanın her yerine indi indi kalktı. Hapishanelerden insanlar çıkarttılar, sorgulara aldılar. Guantanamo'da onlara işkenceler edildi. Yani insan hakkı üzerinde konuşulmayacak bir terör fenomeni yaratıldı. Ve bu yapılırken bir yandan da Soğuk Savaş'tan bu yana Batı dünyasının ihtiyaç duyduğu öteki formülü ortaya çıktı. Öteki netleşti. El-Kaide ve İslam, radikal İslam diye bir şey üretildi. Bu bir soyut canavardı. Sonra o yavaş yavaş ortaya çıktı ki arkasından El-Kaide üstü IŞİD'le birlikte gelişti. Burkalı, yani yüzü görünmeyen bir kadın figürü, kötü kötü bakan, kocaman sakalları olan simsiyah terörist bir erkek figürü. Yani Batı dünyasının algı dünyasında, bilinçaltında görünen şey kötü bir İslam faktörü ve bütün Batı ve bütün bu silahlanma gücü aslında İslam'a karşı mücadele üzerinden şekillendi. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bu da süper politik bir eylem, çünkü Orta Doğu'da bir sürü denge değişiyor. Çok uzun derin anlatabilirim ama çok şey yapmak istemiyorum. Bakın, Orta Doğu ilk defa küresel güçlerin çok net ve direkt bir biçimde yer aldığı bir yere dönüşüyor. Suriye'ye Rusların girmesiyle başlayan Doğu Akdeniz'deki bütün o jeopolitik dengeleri değiştiren bir şey. Doğu Akdeniz karargahını kurdular. Yani Ukrayna'da problem yaşamasa Rusya, şu anda hala Suriye'yi konuşuyor olacaktık. Keza şu anda 30 bin civarında asker yığınağı yapmakta olan bir Amerikan askeri gücünden bahsediyoruz. Çin gemilerini gönderdi. Çin gemileri gelmeye başlıyor. Fransızlar, İngilizler geldi. Hepsi birden geliyor. Küresel güçlerin Orta Doğu'ya doğru yeni bir askeri planlaması var. Şimdi ne İsrail'in ne Filistin'in olayın gerçek aktörleri olmadığını söyleyebilirim. İsrail diye bir devlet, kendi başına karar alabilecek bir devlet yok. Bakın şunu söyleyeyim, Netanyahu kendi kendine ciddi bir takım açılımlar yapıyordu. İbrahim anlaşmalarını imzaladı. Suudilerle yakınlaşma, normalleşme sürecine girdi. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri falan hepsiyle birlikte yepyeni bir düzene doğru gidiyordu. Ve Netanyahu İsrail'i rahatlatmak için önemli bir açılım fırsatı olarak gördü bunu. Rusya'yla da ilişkilerini kuvvetlendirmeye başladı. Bir anda Hamas'ın eylemi öyle bir noktaya getirdi ki İsrail'e şunu söyledi: ben yoksam sen bir hiçsin. Ben buraya gelmediğim gün tepene İran'ın füzeleri de iner, Yemen'den de füzeler iner, Hizbullah'tan da gelir. Sen varlığını sürdüremezsin. Ancak ben varsam Amerika bunu varsın. Dedi diyorsunuz. Amerika bunu söyledi. Çünkü Amerika içerisinde de İsrail'le olan ilişki bağlamında farklı stratejiler güdülmesi gerektiğini düşünenler var. Amerika monolitik bir yapı değil. Dünyanın hiçbir devleti monolitik stratejiler uygulamaz ki İsrail gibi, Orta Doğu gibi son derece çetrefilli meseleler bunlar. Onun için temelde şunu söyleyeyim, bu eylemin kime yaradığı itibariyle bakarsanız eylemin gerçek amacını bulursunuz. Çünkü terör örgütleri taşeron olarak kullanılırlar başka aktörler tarafından. Amerika'nın içerisinde bir stratejik hat tarafından İsrail ile Amerika arasındaki ilişkiyi tahkim edecek ve Amerika'nın askeri gücünü bütün dünyaya yedi düvele gösterebilecek bir hat tarafından tezgahlanmış, tertiplenmiş ve kullanılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. İsrail'e bugün Amerikalılar dese ki ben sana üs kuracağım, 10 bin tane Amerikan askerini gönderiyorum diye, İsrail parlamentosunun hayır deme lüksü yoktur. Bizim parlamentomuz hayır demeyi başaran özgür bir devlettir. Onu teşekkür ederim. Pelin, ekleyeceğin var mı? Yani şöyle, genellikle hep uluslararası ilişkilere baktığınızda savaşı bir fiil yaşayan, bir fiil ölümleri yaşayan, 10 dakikada bir çocukların öldüğünü yaşayan toplumlar o savaşın aktörleri olmuyor. Deniz Hoca'ya katılıyorum. Ukrayna'da da böyle. Yani Ukrayna'da şu anda işte öldürülen asker sayısına bakınca Ukraynalılar çatır çatır ölüyorlar hala. Rus asker sayısına bakınca yani karşılaştırılamaz bile. Ama asıl aktörlerine bakınca yine Amerika'yı, Çin'i vesaire, o süper devletleri görüyoruz. Dolayısıyla aslında burada yine komplocu kulağa gelsin istemiyorum ama
hakikaten bütün bu süper savaşlar ya da büyük böyle hakikaten tarihin seyrini değiştiren büyük olaylara baktığımızda kimin kazanıp ya da kimin karlı çıktığına bakmamız lazım. Aynı o cinayet hikayelerinde olduğu gibi. Kim karlı çıkıyor buradan? Yani. Ay, cinayet hikayesinde aslan ilk gelene bakacaksın. Öyle yanlış. İlk Amerikan gemisi geldi. Yaralandın mı ilk gelen, hastaneye ilk gelen. Bir şey soracağım. Mesela tarihte böyle miydi bu? Nasıl, ne? Neden bahsediyoruz? Bir takım ya, şimdi çok ülkeler, mu dağıldı? Sizin başladığınız yerden oraya hangi bölüm tarihte öyle? Ya bir ülkenin bir başka ülkeyi taşere etmesi, yönlendirmesi. Ama bu şimdi silah savaşın geldiği noktayı gösteriyor. Artık savaşları biz açık açık yapmıyoruz da proxy şekillerde yapıyoruz. Onu bilmiyorum ben. Proxy var mıydı mesela daha önce? Tabii şey var. Kleinkrieg dediğimiz şey var. Mesela Balkanlarda ne kadar barış olsa Osmanlılar Avusturyalılar arasında ya başka devletler ya da ufak akıncı gruplar arasında bu olurdu. Ya da ne bileyim. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıç noktasına bak yani. Proxy dedi. Evet, yani. İmparatorun öldürülmesi çok fazla belki umurunda değildi. Zaten o da bizim gibi Habsburg İmparatorluğu ölü adam modundaydı neredeyse. Ama sonuçta imparator öldürülüyor. Birdenbire bütün Avrupa kendisini savaşın içinde buluyor. Yani şunu diyebilirim. Proxy war var mı diyebilirim ama savaşın kademeleri vardı. Açık savaş, perpetual war dediğimiz, mesela atıyorum Bizans'a sanırsa 40 yıl savaş var. O artık ilan edilmeli bir savaş değil. Onun dışında bir de böyle ne diyeyim 6 yıl 10 yıl süren savaşlardan bahsedebiliriz. Ama bir de Kleinkrieg dediğimiz Osmanlı özelinde ufak yani sürekli akıncılıktan oluşan savaşlar ya da Çin'le Moğollar ve Türkler arasında. Yani sürekli bir savaş, borderland, o serhadde olan bir savaş var. Yani bir savaş illa böyle çok resmi şekilde sürekli belli bir düzende yapılmaya zorunda değil. Yani Vietnam'da sadece hani ya da ne bileyim Kore Savaşı da sadece Kuzey Kore ile Güney Kore arasında değildi ya. Bunun nedeni 20. yüzyılda artık o tip büyük bir savaşın 1945'te kurulan düzeni sarsması. Ama benim anlamadığım, bilmediğim, yani bu garip bir yere gidiyor. Çok sık bu düzenin bir fasadı vardı, bir illüzyonu vardı. En azından belli liberal değerlere falan sahip çıkıyordu. Şimdi Rusya'da, ya bu arada baktım biz bayağı anlayışlı bir devletmişiz terörle yaşayan şey olarak, halk olarak. Adamlar bir tane Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Florence'dan Dostoyevski heykeli falan kaldırdılar. Yani Batı da garip bir yere gidiyor. Tabii. Siz haykeli, şimdi kendi memleketinde Çaykovski'yi falan çektiler. Evet, demek ki bunların PKK terörü gibi terör olsa bunlar oraya DGM'leri, işte o çok sert önlemlerin 100 katını alacaklar. Onu gördüm ben yani. Ve en azından Batı'nın oynadığı oyun kendi çıkarı için oldu. Hem kişisel mülkiyete saygı, liberal ekonomi ve demokrasi gibi değerler. Tabii ki bunlara sonuna kadar hiçbir devlet uymaz. Ama en azından bir uyuyormuş gibi yapıyorlardı. Uzaktaki bir savaş için bile bunu düşürdüler. İsrail olayında da aynı. Yani acaba şunu düşünüyorum. 45'ten sonra o yani az çok yürüyen düzen başka bir yere mi gidiyor? Bu kadar o düzenin böyle boyasını, cilasını bu kadar rahat feda etmelerini ben anlayamadım. Ya eskiden işte, ordular anlayabildiğim bir şey değil. Mevhumu bence burada. Yani Soğuk Savaş döneminde hani bir Rusya ve Amerika vardı malum. Ve o son yıllarda tek süper güç Amerika gibi duruyordu. Şimdi artık o da sarsılıyor. Dolayısıyla Çin ben varım diyor. Ekonomik anlamda Amerika'nın borçlanması zaten tarihindeki rekor seviyeye çıkmış vaziyette. Dolayısıyla aslında burada tekrar bir süper gücün olduğu bir dünya değil, birkaç tane aktörün olduğu yere doğru gidiyoruz. Bence onun doğum sancılarını yaşıyoruz şu anda. Şöyle bir şey var tarihte galiba. Eskiden mesela ordular savaşırdı. Yenilen ordunun yenen ordu ülkesine girerdi ve orası artık onun olurdu. Total War'a döndü iş ya. Yani artık siviller de savaşın parçası. O işte savaş doktrininin değişmesi. Goltz muydu o? Alman. Von der Goltz ya da Clausewitz. Von der Goltz değil mi? Evet. Goltz'un bir doktrin yazıyor. Hatta Atatürk'te çok etkili. Tabii bizde de şeydir işte. Milletlerin silahlandırılması. İşte evet, milletin mesela silahlanmış millet kavramı oradan. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda görüldü. Çünkü artık orduların sayıları sadece sivile yansıması değil. Herkese asker alıyoruz biz. Özellikle mesela çok anlaşılmaz. İsrail de bunu bu arada yaptı. Herkesi orduya aldı. Işte, yedek askerleri çağırdı. Ama neden faşizm? Çocukları bile. Neden faşizm 1930'da çıkıyor? Şimdi bunu şöyle yani mesela terör de öyle çalışıyor. Hocam söyledi. Bir toplumun güvenlik hissini İsrail de şöyle bir bedel ödüyor. Şimdi herkes askere
silah altına aldığınız zaman, orada 4-5 sene kaldığı zaman o insanlar topluma aynı şekilde entegre olamaz. 1920'de 30'daki faşist toplumlar öyle çıktı. Adam çünkü 4 sene 1. Dünya Savaşı'nda askerde kalırsa o artık senin benim gibi gülmez. O artık topluma döndüğü zaman önlemleri senin benim kadar anlayışlı olmaz. Dolayısıyla mesela 1920'den 30'ların faşist toplumunun önemli bir kısmı da savaşta geçirmiş bir jenerasyondu. O adam artık başka şekilde anlar. Ya buradan anlar şuraya yani. Da gidebiliriz o zaman. Yani bugün Filistin ve İsrail'de yaşanan o psikolojinin temelinde de yıllara sari bu çatışma ortamı, o çatışma tabii canım, ortamında büyüyen çocuklar, Filistinler için tabii ki nesiller yani. Var ve o nesillerin İsrail, yönettiği siyasi süreçler. Bunu Irak için var. Şey için de kullandılar yani işte ne bileyim çok fundamental terör örgütleri çıkıyor ya da işte IŞİD gibi şeyler. Orada da öyle yani, orada o yaşayan şartlar ne bekliyor? O çıkıyor. Hani onu aklamak için ya da şey için söylendiği zaman bu yanlıştır. Ama bir sosyolojik olgu olarak da oradadır yani. İnsanları o kadar köşeye sıkıştırırsanız oradan gelecek tepki o basit yani basic Machiavelli. Peki Pelin Batu'ya sorusu olan varsa var. Onu alacağım şimdi. Pelin Batu'ya sorusu olan var mı? Mikrofon nerede? Buyurun hemen verelim mikrofonu. Öncelikle merhaba. İsmim Berke. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1. sınıf öğrencisiyim. Benim sorum şu. Filistin ve İsrail Savaşı bölgesel nitelik kazanır mı? Türkiye'nin buna yönelik yol haritası var mı? Teşekkür ederim. Tekrarlar mısınız? Tamam. Tabii ki. Bir bölgesel bir noktaya sıçrar mı? Türkiye'nin bir yol haritası var mı? Biraz biz nerede durmalıyızı belki konuşacağımız da bir yer. Ya umarım, bu arada, umarım çok özür dilerim. Diğer üniversitelerden arkadaşlar da alsınlar. Onu da ben bir not olarak hatırlatmış olayım. Bir parantez açıp buyur. Tabii ki temennim sıçramaması ve fakat şöyle bir durum söz konusu. Şu anda biz bir şekilde diplomatik olarak iyi idare ediyoruz. İşin hümanist tarafının altını çiziyoruz. Mesela meeting yapılıyor. Türkiye'de pek çok insan buna tepki duydu ama dünyanın pek çok yerinde ki İsrail'in içinde bile Filistinlilere yapılanlar çok korkunç ve bu çocuk katliamlarından tutun hastanelere hedef almaya kadar bütün dünya aslında bu anlamda birleşmiş. Netanyahu belki de ilk başta bunu kendi lehine çevireceğini düşünüyordu ama aleyhine dönmüş vaziyette bana göre. Dolayısıyla Türkiye'nin çok fazla böyle bir bu savaşa karışacağını düşünmüyorum. Tarihsel olarak bakacak olursak da 67-48-73 mesela Türkiye ya, nerede durmuş? Ya Türkiye özellikle o dönemlerde bir şekilde İsrail'le ekonomik ilişkisini devam ettiriyor. Güdürüyor. Yani hakikaten o anlamda tamamen real politiği güdüyor. Çünkü real politik ne istiyor? Bizim İsrail ekonomik bir güç olarak gerçekten kibutslarıyla yani 1800'lerin sonundan itibaren hakikaten Avrupa'da aldığı eğitimle, bilgiyle, işte tarım bilgisiyle, sulamayla vesaire hakikaten o çiftçi, toprağını işleyen Filistin'den çok daha ileri. Türkiye'de İsrail'le işte su üzerinden, tarım üzerinden pek çok konuda yıllardır inanılmaz yakın bir ilişki kurmuş vaziyette. Bunu da çöpe atacak değil. Ama hümanist olarak da insan hakları açısından da tabii ki tepki koymak durumunda. Çünkü bütün dünya da tepki koyuyor buna. Yani koymaması mümkün değil. Dolayısıyla bence Türkiye şu anda tam böyle bir realist bir politika güdüyor. Ama savaş işte İran devreye girer. Zaten Hamaney'in açıklamaları var. Bayağı böyle sert açıklamalar. İran dini lideri. Evet yani İran devreye girerse ki şu anda söylemleri var ama realiteye dönüştürmediler bunu, bir aksiyon almadılar. Bütün bu çevre ülkeleri, Orta Doğu, Mezopotamya devreye girerse hakikaten ortalık karışır gibi geliyor. Ama benim korkum şu, şimdi Arap ülkelerine bakıyorsun, her zaman işte Filistinli biraderlerimiz vesaire diyor. Ben burada yıl yıl tarihçesini çıkardım gelmeden önce, ödevimi yaptım. Arapların mesela çok ikiyüzlü davrandığını düşünüyorum bu konuda. Neden? Yani neden? Ne çünkü konu? İşte Filistinli biraderlerimiz diyorlar mesela ama gel gör ki orada bir sınır var diyelim Mısır'la birlikte ve Gazze'nin açık bir hapishane olduğunu ve insanların 10 yıllardır su, ilaç vesaire en temel insani ihtiyaçlardan mahrum edildiğini biliyoruz. Ama yani teoride
ah ah vah vah demekle birlikte pratikte çok da fazla yardım etmiyorlar. Ha evet, Ürdün'dür, Lübnan'dır, işte çevre ülkeleri inanılmaz böyle mülteci aldılar. 67'de dediğin gibi böyle insanlar gittiler, nasıl olsa geri döneceğiz dediler. Pat sınır kapandı, duvarlar dikildi. Deniz Ülke Hoca'nın çok güzel Duvar diye bir kitabı vardır bu arada, o parantezi de açayım. Bu duvarlar dikilince insanlar evlerine geri dönemedi. Yani dedelerinin toprakları onlar için artık böyle dönülemez toprağa dönüştü. Ama hocamın sonuçta kitabında da bu arada o köprü olacaktı da duvar oldu diye çok kıymetli, evet, zamanlaması ifade değil mi? Yani duvar örmeyi, duvar örenleri eleştirdiğimiz bir yerden, değil mi hocam? Çok uzun yıllar ayrım duvarı dediğimiz, sonra duvar örmek zorunda kalan bütün dünya ülkelerinin, Amerika'nın Meksika sınırına, bizim Suriye sınırına, ya İsrail'le başlayan bir şeydi o. Her tarafa duvar ördüğümüz bir noktaya doğru gitti. Velhasıl ben hakikaten yani bir şekilde 100 yıldır, daha doğrusu 47'den bana göre aslında 1880'lerde bu mesele başladı ama hadi diyelim 47-48 Birleşmiş Milletler'in kararları ve Filistin denilen ulusun aslında ulus olamayış hikayesi. Öbür tarafta da lobileriyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, birikimiyle hakikaten çok güçlü bir İsrail var. Ve dünyada her zamanki gibi üç maymun oynuyor diyelim. Arada işte imza kampanyaları yapılıyor, ah bu yazıktır vesaire deniliyor ama gel gör ki yani 9000'e yakın insan öldü, değil mi? Ekim başından beri. Yani bu çok. Ve binlercesi çocuk. Yani ben. Ya 10 dakika istatistiği bugün okudum. 10 dakikada bir çocuk ölüyormuş bugün Filistin'de. Korkunç. Deniz Ülke hocam. Şimdi durduğumuz yer. Durduğumuz yer. Öncelikle şunu söyleyeyim. Her devlet kendi ulusal çıkarını öncelikli halde tutmak zorundadır. Yani başka ülkelerin içerisindeki sosyal problemler, insani problemler canımızı acıtır. Ama böyle hemen biz ordularımızla oraya doğru gidelim falan gibi yaklaşımlar da çok sağlıklı değildir. Şimdi Türkiye bir süredir Arap Baharı'ndan sonra ortaya çıkan durum nedeniyle politikasını, stratejisini değiştirdi. Çünkü Arap Baharı sürecinde Türkiye bütün o topraklara, oradaki halklara bir ilham kaynağı olarak prezente edildi. Ama Müslüman, İslami bir rengi olan bir partinin demokratik ölçütler içerisinde Türkiye'de iktidar olabilmesi, işte Batı ile olan ilişkilerini olumlu yönde sürdürebilmesi falan gibi konular Arap Baharı için bir ilham kaynağı olarak sunuldu ve bütün Orta Doğu'da buna benzer bir dalgalanma olması beklendi, arzu edildi. Şimdi o dönemlerde de sokakların nabzını tutacak şekilde Türkiye biraz İhvan Hareketi'nin liderliğine soyundu. Bir o Sayın Davutoğlu'nun falan da o konuda şey vardı, teşviki vardı. Ve fakat Arap Baharı'nda Müslüman kardeşlerin kaybetmesi ve özellikle Körfez rejimlerinin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri falan gibi Körfez rejimlerinin sokaktan gelen bu dalgayı kendi rejimlerine tehlike olarak görmesi nedeniyle Türkiye bütün Orta Doğu ile ilgili problemli bir sürece girdi. Sisi de geldikten sonra Mısır'a değerli yalnızlık dediğimiz bir konuyla kendi kendimize avutur hale geldik. Değerli falan değildi yalnızlığımız. Yanlış bir rotayı uzun süre devam ettirdik. Ve fakat sonrasında Türkiye U dönüşünü epey önce yaptı. Ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşında dengenin dengeleyici dediğimiz, hold the balance dediğimiz bir kavram vardır uluslararası ilişkilerde. İki tarafa da belli ölçüde yakınlığı koruyarak bunların anlaşabilmesi halinde, barışı sürdürebilmesi halinde ikisini de belli bir noktada dengeleme görevini üstlenir. Ve bu Türkiye'ye hem Batı nezdinde çok prim yaptırdı, hem de dünyanın kalanı, bakın tahıl koridoru anlaşmaları, şunlar bunlar Türkiye açısından çok ön plana çıkan, Batı tarafından değil sadece Afrika'dan Orta Doğu'ya, Uzak Doğu'ya kadar Türkiye'nin çok güçlü bir rol oynadığını düşünen geniş bir halk kitlesi oluştu. Ara bulan pozisyonda ara kalmak bulan, yani. Bu önemli bir şeydir. Köprü pozisyonudur. Bir köprü her iki tarafa da ait değildir diyor Samuel Huntington. Yani Türkiye'ye parçalanmış ülke diyor. Çünkü siz köprüsünüz diyor. İki tarafa da ait değilsiniz. Hayır, bir köprü iki tarafa da ait olandır. Hem bu tarafta ayağı vardır hem bu tarafta ayağı vardır. Ve iki tarafın da ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Köprü rolü kötü bir rol değildir. Çok işlevsel bir roldür. Şimdi bugün geldiğimiz noktada da
bir yandan garantör olma iddiasını ortaya koyuyor. Sayın Hakan Fidan da bunu söyledi. Sadece Türkiye garantör olsun değil, çoklu bir garantörlük sisteminden bahsediliyor. Ama görebildiğim kadarıyla İsrail şu anda Gazze'nin kuzeyini hazır boşaltmışken çok da fazla geri adım atacak gibi değil. Yani Amerika'daki kamuoyu ayaklanmaya başlarsa ve Amerikalılar ancak geri adım atarsa böyle bir şey söz konusu olabilir. Ancak Amerika durdurabilir meselesi. Ancak Amerika durdurabilir. Ancak Amerika bu şımarıklığa izin verdiği müddetçe, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde durdurduğu müddetçe, kararlar aldırmadığı müddetçe İsrail her şeyi yapabilir. İran'ı ben açıkçası ilk başında iş büyüyebilir diye düşünüyordum ama İran devreye girecek olsa zaten ikinci cephe olarak açarlardı. Görebildiğim kadarıyla çok fazla devreye girmek, büyütmek istemiyorlar. Yani şu anda aslında bölge ülkeleri daha aklı selim davranıyor. Olayı büyütmemek için bölge ülkeleri hepsinin başına neler gelebileceğini görüyor. İşte Bahreyn falan İbrahim anlaşmalarından çekileceklerini, ekonomik ilişkileri donduracağını falan söyledi ama Türkiye burada bir rol oynayabilir. Fakat çok taraf olursanız, yani çok sert giderseniz o zaman İsrail'i bu tarafa çekmeniz, sakinleştirmeniz çok mümkün olmaz. Yani biraz daha tabii ki bunu söyleyecek. Yani orada insani bir durum var. Yani kabul edilebilir bir şey değil. Gerçekten insanlık dışı bir soykırım söz konusu. Sayın Erdoğan da bu konuda duygusal, yani emosyonel bir insan. Yani konuyu da uzun süredir takip ettiği için Türkiye hükümeti bu konuda daha duygusal davranabilir. Ama bir yandan da olayın dış politika bağlamında rasyonel ve sonuca yönelik olarak götürülmesi gerektiğini herkes de biliyor gibi görünüyor. Kendisini frenliyor çünkü. Emrah Safa Gürkan, mesela öğrencilerinizle konuşurken, dışarıda sohbet ettiğiniz insanlarla konuşurken bunun çok gündemde olduğunu düşünüyor musunuz? Ben öğrencilerimde yani hiç konuşmadım bu mevzuyu. Çocuklar bir soru sorsun ya. Çocuklara üzüldüm burada. İki tane soru tamam, sordular. Tamam, Emrah Safa Gürkan'a sor. Biz burada bir aldık. Buyur. 450 tane şey. Şimdi elleri kalkmaya başladı. Çünkü doğru. Çocuklar bir şey de söyleyeyim. Ben tarihi anlattım. 10 dakika sürdü. Ondan sonrasını tamam, ben anlamam. Sustum. Hayır. Tamam. Yani günceliyle ilgili bir şey sormayın. Ben çünkü buyurun Emrah şey Safa Gürkan'a soru. O yüzden günceliyle ilgili sormayın yani. Ben evet. Merhabalar. İsmim Mehmet Kaan Yılmaz. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Benim evet, sorum Emre Hocam olacaktı. Hocam, Sultan Abdülhamit'in Theodor Herzl'e görüştüğüne dair, görüşmediğine dair, huzurundan kovduğuna dair çok fazla iddia var. Bu işin aslı nedir? Ve akabinde de... Benim bildiğim huzuruna çıktığını biliyoruz ama o diğerleri... Bir kere çıkmış. Evet, yani öyle padişah huzuruna çıkıp öyle bir şey, yani şuradan bana biraz toprak ver. Yani öyle bir şey olmaz. Arada tabii ne görüşüldü, yani onun bir anlatıldığı kadar karikatür olma ihtimali yoktur. Ama Abdülhamit bu konuları iyi bilen, diplomaside... Yani Abdülhamit'i zaten... Mesela eleştirecekse kararsızlıktan eleştiririz. Böyle radikal kararlar alıp radikal hareketler yapacak biri değil. Zaten de izin vermiyor. Osmanlı onu güzel bloke ediyor. Zaten problem buraya gelirken de o blokajın kalmasında da bir sıkıntı var. Yani orası kendi haline kalınca yani Osmanlı onu görüyor. Ama bunun öncesi de var. 16. yüzyılda da mesela aslında bu Yasef Nasiler üzerinden yani İstanbul'daki en prestijli siyasi figürlerden biri bir Yahudiydi 16. yüzyılda. Hatta birkaç tane Yahudiydi. Bunlardan biri Yasef Nasi, 2. Selim'in yakın gözdelerinden ya da işte kurtiyerlerinden, yani onunla saray, sosyalleşebilen Türkçesi nedir? Gözdelerinden biri. O da oraya falan yatırım yapıyor. Bu hep o kafalarda olan bir şey. Ama bunun olması için belli tarihsel süreçlerden geçilmesi lazımdı. Yani bir Birinci Dünya Savaşı olacak. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte Pelin anlattı demin, Yahudilerin Avrupa'da tamamen dışlanması. Yani üniversiteye giremiyorlar, iş bulamıyorlar. Bunlar ülkeden ülkeye değişiyor ama belli dezavantajlarla varlar. Özellikle doğuda pogromlara, 1890'dan sonra görülen pogromlara neden olması ve bu dönemde işte Auto Emancipation değil mi? Ardından da işte The Jewish State, yani Yahudi Devleti diye işte o Siyonizmi çıkaran kitap. O zaman bir görüşme, yani bir huzura çıkış oluyor ama padişahın huzuruna herkes çıkar yani. Bugün de öyledir ya, ülkeyi temsil eden, orada ne konuşuldu, orada konuşuldu. Ama şunu söyleyebiliriz ki, Abdülhamit böyle şeylere, yani kovmadıysa da, söyleseydi kovardı diyelim. Ne, kovdu mu kovmadı mı bilmiyorum da. Bir parantez ekleyebilir miyim izinle? Yani 5 defa İstanbul'a gelmiş Theodor Herzl ve bir defa padişahın huzuruna çıkmış. Döndüğünde Avrupa'da makale yazıyor ve diyor ki, Sultan bana söz verdi. İşte bize bir Yahudi devleti konusunda imtiyaz sağlayacak. Bunun üzerine hemen mabeyinci çok böyle usturuplu bir
tersleme mektubu yazıyor ve bu o dönemin yani işte 1900'lerin başından bahsediyorum. 1902 ya da 3 yanılmıyorsam bayağı böyle tersleyici bir mektup yayınlanıyor saray tarafından. Diyor ki yani bu bey sultanımızın karşısına çıkması izin verildi. Ama böyle bir söz vermek, onlara bir Yahudi devleti kurdurmak mevzu bahis değildir diye. Yani bunlar ya zaten dönemin gazetelerinden böyle görülür. Şeyler istenmez. Bu Türk filmleri gibi olmuyor. Ya dizileri gibi böyle çıkıp ya şunu verir misin? Yani o bir şey değil mi ya? Çok tabii, bak mesela bir örnek anlayayım. Şimdi Mustafa sonucu Kemal 1918'de diziler var ya. Değil mi böyle? Bir dakika bir örnek. Tokatlar falan. 1918'de Mustafa Kemal istifa etmiş. İstanbul'a gelmiş. Tekrar cepheye yollamaya çalışıyor Enver Paşa onu. Ne yapıyor? Vahdettin'e, Vahdettin'den istetiyor. Ve Mustafa Kemal diyor ki protokole aykırı bir şey yaptın. Yani bir padişah paşasından bile direkt birebir bir şey istemez, yüz göz olmaz. Ki böyle dışarıdan biri gelecek de bana şurayı ver diyecek de onu mabeyinci tersler zaten yani dediğin gibi. Öyle protokol öyle bir şey değil yani Queen Victoria'ya gidip yani nasılsınız işte hadi buradan da maça gider miyiz Trabzon maça öyle bir ortam değil. O artık Firavun like bir figür. Firavuna benzer o. Yani tanrı tanrı gibidir. Yani onun bir şeyidir. O böyle protokoldür. Onunla birebir o işi yapmazsın. O tip şeyler konuşulacak da arkada konuşulur. Böyle bir şey de İslam halifesine kolay kolay söylenmez. Yani Theodor Herzl kim de gelecek. Yani olacak iş değil ama Avrupa'da anlatırsın. Zaten de anlatmak için huzura çıkarsın. Genelde de böyle bugün de olur. Siyasetçilerle böyle Twitter'a şey koyuyor ya. Onlar genelde o siyasetçileri iyi tanımayanlardır. Böyle bir kere fotoğraf çektirmiştir işte Tayyip Erdoğan'a koyar oraya ki hani dışarıya bir deklarasyondur. Birazdan size bir takım hikayeler anlatacağım. Ben şunu diyorum yani sadece merhaba efendim demiş ama akşam eve gidiyor bir saat konuşmuş gibi anlatıyor. Yani onu anlatacak şurada ya bir yerde işi sıkıştı mı Twitter'ına bakacak hani onu oynuyor. O WhatsApp profil fotoğrafı çekiyor. Ya orada da öyle. Mesela işte WhatsApp aynen öyle oradan bir iş bağlayacak. Biraz Hersinki ona benziyor yani gidip bir Osmanlı ama çalışıyor. Bu çalışıyor ama. Ya aslında evet para, düşün para çalışıyor. Çalışıyor herhalde yani baktığında böyle yerel siyasetçi falan varsa böyle aday onun hemen vardır bir profili öyle genel başkanlar. Ama şunu söyleyeyim mesela toprak alıp satımı para verip toprak almak falan çok aykırı çok anormal bir şey değil yani genel mesela Amerika Alaska'yı 7.2 milyon dolara alıyor Ruslardan. Üstelik Ruslar satmaya çalışıyor. Amerikan senatosu da kıyameti koparıyor. Kutup ayısı bahçesi mi yapacağız niye alıyoruz diye. Türkiye'nin 2,5 katı kadar bir koca coğrafya. Alaska'yı alıyorlar şu anda enerji deposu artı iklim nedeniyle çevresel koşullar. 7.2 milyon dolar. Ama hocam siz bir alırmışsınız. O zaman ne tabii kadar ediyor? Tabii olsun. Yani? Oralara girmiyoruz ama yine de çok büyük bir para değil. Yani sonuç böyle, olarak. Arada toplayıp Alaska'ya mı gireceğiz koça girer gibi? Öyle olmayacak. Birazcık masaya olsun orası ya bir de güzel olacak. 10 milyon dolara da bütün güney hattını almış Amerikalılar yani Meksika tarafından. Bu onun için. Ama mesela Amerika-Meksika savaşı var ya mesela. O mesela 4000 kişi, 2000 kişi falan. Bu ilk zamanlar orada kimse yok. Yani eski şimdi 1945'ten sonra şöyle bir şey oldu. Haritalar değişmediği için toprak çok kıymetli. Eskiden öyle değil ki yani yani çok random herhangi bir şekilde büyük mesela Amerika bu kadar büyük olmayabilirdi. Kanada biraz daha ufak olabilirdi. Meksika'nın bir kısmı Amerika'da kalabilirdi. Aynı şekilde Türkiye'nin sınırlarında da bazı yerler kalıp bazı yerler değişebilirdi. Balkan Harbi'ne girmeseydi Selanik bizdeydi yani. 1920'leri falan bu sınırlarla getirdiğiniz sınırlar kaldı öyle birçok yerde. İkinci Dünya Savaşı'nda girmediyseniz. Eskiden çok çabuk sınır değişiyordu. Ama 8 milyar nüfus insan var. Nüfus yoğunluğu da tabii orada tabii, bir yani yaşam alanı çok önemli bir hale evet. Geldi. Herkes Lebensraum peki. Ya da mikrofon kimde hanımefendi? Kimin aklına gelirdi ya petrol çıkacağı Alaska'da falan. Nereden akla gelirdi? Ben 7 milyon falan vermem Alaska'ya yani. Ben de vermezdim ama sonradan kutup ayısı bahçesi yapmış. Kutup ayısı yapacağız. Ama ben dedim Emrah Safa Gülkan bile alabilirmiş diye. Alamadım dememişim. 7.2 milyon dolarımın olduğunu. Lütfen buyurun. Kendinizi merhabalar tanıtın. Öncelikle ismim Merve. Koç Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat öğrencisiyim. Ben sorumu Akif abi size ve Pelin hocama sormak istiyorum. İsrail dediğimiz devlette sivil var mı? En basit haliyle aslında sorun bu. Çünkü biz İsrailli vatandaşların her birinin zorunlu olarak askerlik yaptığını biliyoruz. Ve aynı zamanda hepsinin aslında bir ideolojiyi temsil ederek, İsrail'de yaşamayı kabul ederek, orada yerleşimci olarak belirli bir grubu Filistinlileri terörize ettiğini biliyoruz. Evlerinden ettiklerini biliyoruz. Bunlar sivil sayılabilirler mi diye mi soruyorsun? İsim evet. Neydi özür dilerim? Merve. Merve. Hiç cevap sivil, vereyim hiç mi? Sivil sen gitmiş diyorsun. Olarak ver. Ben gitmiş evet, olarak tam vereyim. Olarak o şekilde şimdi sormak şöyle, istedim. Bunu şuradan bir mantıkla söylüyorsan eğer, yani burada kadınlar da askere gidiyorlar.
Erkekler de askere gidiyorlar. O zaman ben de askere gittim mesela. Birisi yolda giderken beni öldürse bir asker öldürmüş sayılır mı ya gibi da, bir cevap evet, vermiş. Türkiye'de teröre kurban gitsen o zaman Türkiye'de, o terör olmayacak. Yani şöyle baktığımızda Türkiye'deki bütün erkeklerin askere gittiğini varsayarsak, Türkiye'de bütün erkekler sokakta giderken hedef alınsa bu askere yapılmış bir eylem gibi mi olur diye bir mantıkla cevap verebilirim. Silahlı olmayan, yani Deniz Ülke Hocam çok daha net cevap verecektir buna, Pelin de öyle. Ama elinde silah olmayan, savaşta olmayan, gündelik hayatına normal rutinde devam eden, arabasıyla herhangi bir yere giden, bir yerden gelen herkes uluslararası literatürde sivil olarak değerlendirilir. Meseleye şöyle bakıyorsanız eğer, yani ideolojik bir yerden baktığınız zaman, İsrail'de sizin için aynen, yani bir mesela çok önemli bir şey söyledi Deniz Ülke Hocam. Dedi ki bunu, yani wording çok önemli dedi. Bazı kelimeleri kullanırken zaten istedikleri yere çekme. Mesela ben şunu gördüm son zamanlarda. Hem Mahmut Abbas hem Hamas, İsmail Heniye'de Kudüs Araplarındır derler. Kudüs Müslümanlarındır demezler. Ve Hristiyan dünyaya çağrı yaparlar sürekli olarak. Hristiyanlar da bu meseleye dahil olsun derler. Bunun sebebi şudur. Biz İsrail'in Filistin'deki katliamlarını kınarken ve dünyaya seslenirken şöyle sesleniyoruz. İnsanlar katlediliyor. Yani ne olursa olsun dinleri, mezhepleri, meşrepleri, dilleri hiç fark etmeksizin. Veya mazlumlarla ilgili bir cümle kurduğumuzda mazlum olmasıyla ilgileniyoruz. Onun diniyle, mezhebiyle, meşrebiyle ilgilenmiyoruz. Yarın bir Yahudi'ye de bir yerde zulmedilse ona da karşı çıkacağımızı deklare ediyoruz bir tarafta. Ama bu bir yere sıkıştırıldığında mesela Tzipi Livni'nin de veya bu konuda belgesel de yapılır. İsrail dedim ya demokrasi midir, din devleti midir diye. Din devleti mi, demokrasi mi, demokrasiyle yönetilse nasıl olacak, iki devlet çözümü, din devletiyle yönetilse nasıl olacak, İsrail'deki en temel tartışmadır. Daha 1947-48'den beri devam eden bir tartışmadır bu. Aynısını karşı tarafa yönelttiğinizde şöyle bir koz vermiş olursunuz. Filistinler de o zaman bunların çocukları, bunların kadınları da sivil değil diye birisi size böyle bir şey söyleyebilir. Kadınlar ve çocuklar sivildir. Elinde silah olmayan kişiler sivildir. İsrail'in argümanı aslında değil bu mi? Bu İsrail'in Hamas'la, aslında Hamas bize dayatacağı bir şeyle karşılaşıyor. Ben böyle düşünüyorum. Buyurun. Ben de şunu eklemek isterim. Kişisel bir yerden gireceğim. Ya benim üniversitede, ben New York'ta üniversiteyi okudum ve en yakın arkadaşım İsrail'de askeri görev yapmış. Simon adında bir şair arkadaşım vardı. Hala da konuşuruz. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. Şimdi İsrail'i en sert eleştirenler ve Netanyahu'nun politikalarını inanılmaz kritik eden bu İsrailli ya da Yahudi arkadaşlarım oldu. İsrail'in içinde de Deniz Ülke Hoca'nın söylediği gibi yani hiç tarihte olmadığı kadar büyük protestolar gerçekleşiyor. Dolayısıyla yani bütün İsrail'e Netanyahu aşığı, işte bütün Filistinleri yok etmek isteyen bir grup insan olarak bakmamamız gerekiyor. Ve bana göre hakikaten İsrail, özellikle ben sinemayı da çok yakından takip ettiğim için, inanılmaz filmler yapıyor son senelerde. Yani İsrail'in o faşizan yönünü ön plana çıkartan, öz eleştiri yapan ve bu okipasyonu, yani bu toprağı sürekli alıp da o insanları tecrit eden İsrail siyasetini çok sert eleştiriyor, kendilerini eleştiriyorlar. Ama tabii bu demek değil ki, yani sonuçta Netanyahu, ondan önce Sharon vesaire, yani oy alarak geldi oraya. Yani bayağı bir destekçisi de vardı. Bugün yani benim ümidim bu kadar kan, bu kadar gözyaşı, yani belki de orada da bir evrime yol açacak. Belki bana Pollyanna diyeceksiniz. Bu tabii ki sosyal medyayı takip edenler, onların işte Filistinlileri ne kadar aşağıladığını gösteren videoları falan izliyorsanız, bunların hepsi topyekün ırkçı ve 1937'den 45'e kadar yaşadıkları büyük trajediyi, büyük soykırımı şimdi kendileri yapıyor ya geliriz. Evet, büyük bir aslında zulüm yapıyorlar. Batı'da yaşadıkları şeyi. Evet, yani kendi yaşadıklarını şu anda kendileri yapıyorlar. Batı'da yaşadıkları, işte Polonya'da, Almanya'da vesaire yaşadıklarını şimdi Filistinlileri yapıyorları gelebiliriz. Ama gel gör ki benim en azından mesela Amerika'da yaşayan Yahudi arkadaşlarım da Netanyahu'dan nefret ediyorlar. Yani nasıl böyle bir insan İsrail'in başında olur diyen pek çok arkadaşım var. Deniz Ülke Hocam, Emrah Safa Gökhan da bir şey söyleyecek herhalde. Size yok, ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Tamam, ben, hocam daha iyi anlar, benim için açıklayacaktır. Yok hayır, yani ya ben anlamıyorum hocam. Zaten Akif'in söylediği gibi, yani elinde silah olmayan bir insan askerlik görevinde değilse
onu sivil olarak kabul etmek zorundayız. Orada da çocuklar yaşıyor. Orada da nineler var. Orada da dedeler var. Yani olayı aslında İsrail Hamas için aynı şeyi söylüyor. Bebeğe bakıyor. Diyor ki bu büyüyünce beni öldürecek olan Hamas militanına dönüşecek. O zaman bu diyor sivil değil. Bu çocuk değil. Gelecekte benim çocuğuma yönelik bir tehdit olacak gibi algılıyor. Aynı şey karşılıklı. Burada aslında psikolojik süreçler bunlar. Kendisini büyük bir güvenlik tehdidi altında hissettiği zaman herkese düşman olabilir gibi bakıyor. Ve çok eski travmaları var. Tabii İsrail bir travma toplumu. Bunu göz ardı etmeyelim. Yani kuruldukları dönem itibariyle yaşadıkları büyük bir travma var ama yani Babillerden itibaren Roma'dan, oradan İspanya'dan sürüle sürüle gelmiş ya, Tevrat ve kendilerine daha yeni bir vatan daha baştan bulamamış yerler tabii. Tevrat, bir Tevrat okuyun mesela. Tam bunları anlatıyor aslında. Yani bütün bu travmaları anlatıyor ve bugüne nasıl geldiğine dair bir fikriniz oluyor Tevrat okuduğunuzda bir yerde. Yani daimi bir vatan arayışı var ve vatan bulduklarını düşündükleri andan itibaren de savaşarak o toprağı korumak zorunda olduklarını düşünüyorlar. Bak yani 48, 56, 67, 73, 82 daimi olarak savaş halindeler. Ve bu savaş halinde olmak, tepesine sürekli olarak bir füze düşebileceğini bilmek, çevreyi saran insan toplulukların tarafından nefret edildiğini bilmek, bunları acayip insanlık dışı davranabilmeye doğru sevk eden, rasyonelitelerini ortadan kaldıran bir şey. Yani sürekli bir can havli içerisindeler. O yüzden de yani çok ağır zulme uğramış olmalarına rağmen şu anda dünyanın en zalim topluluğu olabilecekler. Çünkü bunlara bir daha asla toplumu diyoruz. Yani never again, yani bir daha olmayacak. Bunu sürekli olarak kendilerine söylüyor. Bir daha asla sürülmeyeceğiz. Bir daha asla kimse bizi öldüremeyecek. Bir daha asla, bir daha asla diye diye. Ve bu travma toplumları regrese toplumlar. Yani geriye dönük yaşayan toplumlar. Gelecekle ilgili bağlantıları kalmıyor. Hep geçmiş günlere dönüyorlar. İşte zaten hemen Netanyahu çıktı. Eski günlerden eski ahite gitti. Dini bir takım şeyler bulmaya çalıştı kendisine. İşte Roma'dan oradan buradan referanslar bulmaya çalıştı. Onlar geçmişte yaşıyorlar. Yani gelecekle ilgili değil. O yüzden duvar inşa ediyorlar. O yüzden sürekli bir güvenlik toplumu haline geliyorlar. O yüzden de karşı tarafı insan dehumanize ediyorlar. Yani insan olmaktan çıkarıyor. Karşı tarafı insan görmüyor. Orada bizim gördüğümüz bebeği o görmüyor. O oraya baktığı zaman büyüyünce terörist olacak birisi diye bakıyor. Hastalıklı bir tutum. Hastalar yani ruh sağlıklarını toplu halde kolektif belleklerinin rehabilite edilmesi lazım. Başka türlü olmaz. Bir reklam arası vereceğiz, aradan sonra devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası efendim. Ombo'nun sunduğu 5. gece devam edecek. Ombo'nun sunduğu 5. gece devam ediyor. Efendim devam ediyoruz 5. geceye. Gençlerimiz de sorularını yöneltiyorlar. Kısa bir videomuz daha var. Biz de sorduk sokakta. Hem Türkiye ne yapmalı hem de Filistin devlet mi diye. Ne demişler? Bir bakalım, sonra buradan devam edelim. İsrail ve Filistin çatışmasını sizce Türkiye ne yapmalı? Tarafsız kalmalıyız diye düşünüyorum. Mehmetçiğimizin Arap Yarımadası'nda görev yapmasını, adım atmasını uygun bulmuyorum yani. I think Turkey has one of the biggest navy and military capabilities of the Islamic world. I think it has a duty to help the people in Gaza. In military bases. And diplomatically. And diplomatically. It's okay. Part of the UN Security Council. Bence tarafın tabii de belli etmeli. Ama tabii ki de bizim Mehmetçiğimiz, bizim askerlerimiz savaşa daha dahil olmalıdır. Turkey especially need to put in support. I know that they have a lot of power. They say that they're gonna be they're sending their last warnings, but nothing's being done by them. They should actually go and actually provide support physically as well. Türkiye arabulucu olmalı. Gitmeli mi mesela Türk asker? Ya asker niye gitsin oraya? Asker durup dururken niye? Her zaman barışçıl olmalı. Barışçıl. Yurtta sulh, cihanda sulh. Türkiye çok ileri gitmemek şartıyla garantörlük olarak yapabilir ama bu çok yoğun savaşın içine girmesi doğru değil. Nasıl bir rol izleneceği zaten bize tarihsel olarak anlatıldığı şekilde ve olacağı şekilde barışı Türkiye'ye getirecektir. Türkiye bağımsız. Ben Türkiye savaşı çekmeye çalışıyorlar gibime geliyor. İsrail'in.
Ta Amerika destek de veriyor ona. Ta Türkiye sevmiyorlar kolay kolay. Ha derler ya Amerika bizi kıskanıyor. Cidden bizi kıskanıyor. Yani Türkiye sizce bu savaşa katılmalı, Filistin'le birlikte savaşmalıdır mı diyorsun? Bence savaşmalı. Çünkü yani orada ölen insanlar yani bizim Müslüman kardeşlerimiz. Gazze nerededir diye sorsam size? Ya Gazze nerede olduğunu söylesen hani ben gitmediğim için oralara hani pek fazla bilgim yok yani. Gazze neresidir? Gazze Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir. In Palestine. In Palestine. Yes. In Palestine. Yani Gazze'nin nerede olduğunu aslında Filistin'le arasında yanlış hatırlamıyorsam 70 kilometre mesafelikte bir uzaklığı var yani Tel Aviv'le. Gaza is in the west side near the coast. It's a strip. Strip, the Gaza strip, yeah. But you think it's in Palestine? Yes. Yeah, it's in Palestine. Gazze Akdeniz'in kenarında Sina Çölü'ne hakim olan bir ülke. Aslında kendi ülkesi orası. Gazze kendi bir ülke diyor. Tabii kendi bir ülkeydi. Filistin devleti var mıdır? Filistin devleti vardır tabii. Evet. Arafat zamanında kuruldu. Orada bir devlet ama tanıyan yok. Tanıyan. Yes. Yes. 100%. They say Gaza. All in the news headlines it says Israel versus Gaza, not Palestine. No, they don't talk yes. about Palestine. It's all about Gaza. They say Gaza. Yes, 100%. But you say Gaza is Palestine. Palestine. Vallahi bildiğimiz kadar bir devlet hani bir Arap devleti. Şimdi Filistin devlet olarak yoktur. Bir şey olarak Hamas'ın kurduğu bir bilmiyorum yani devlet denmez ona zannetmiyorum. Filistin devlet değil mi sizce? Yani pek devlette sayılmaz çünkü o Filistin çok kalabalık. Hizbullah var, Hamas var. Şimdi bunların topuna birden bir devlet dememiz olma. Devlet olabilmesi için bizim gibi cumhuriyet olması lazım değil mi yavrum? Filistin bir devlettir ve bu tanınmalıdır. Tüm dünya tarafından tanınmalıdır. Ben yok diye biliyorum. Haritadan baktığım zaman İsrail bir devlet var. Gazze'de böyle bir ilçe, bir şehir gibi gözüküyor. Peki efendim izledik. Ben bir şey soracağım size gelmeden önce. Filistin devlettir, vardır ve devlettir diyen arkadaşlarımızı görebilir miyim? Filistin devleti vardır diyen arkadaşlarımızı göreyim. Şöyle yüksek kaldıralım lütfen. Şöyle Jimmy de görsün, herkesi bir görelim. Peki yoktur, devlet değildir diyenleri göreyim. Devlet değildir diyenleri göreyim. Yüksek kaldıralım. Evet. Hayırlısı olsun diyenleri de göreyim. Var mı hayırlısı olsun diyen? Onlar da var, tamam. Ben hemen size sorayım. Filistin devlet midir? Ya BM oylamasında 193 ülke arasında maalesef o oylama devlet olarak oylama çıkmadı. Ama %70 ülkede o işte BM'de tanıyor devlet olarak. Benim röportajlarda yabancılar çok dikkatimi çekti. Çok hakimler konuya. Bize yani Türkiye'ye gelen yabancılar ya da o hakimler mi denk gelmiş bilmiyorum. Ama meseleye bayağı hakimlerdi. Peki Emrah Safa Gülkan hocamı ayıltacak sorular bekliyoruz. Arka taraflara ben biraz gidelim. Mutluyum. Öne çok gittik. Çünkü ben tamam, bir tarih programında uyuyakalmıştım ya. Benden sonra. Önce sizden alalım. Özür diliyorum. Sonra arkaya geliyoruz hemen. Buyurun. Merhaba. Ayşen Azekşi, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Emrah Safa Gürkan hocam alınmazsa birazcık daha Akif abiye yönelik bir soru sormak istiyorum. Ama bak, ben bir de bu kadar öne eğildik. Ayıptır ama ya. Ama hayır ama siz de cevaplayın. Ama böyle bir kalktım. Bu arada hızlı soru cevap yapalım. Ama ben soru almayayım çünkü ben programı modere ediyorum ya. Benim tamam sorum... onlar da cevap verebilir zaten. Genel hayatta da vermem bu noktadan sonra Ayşen Lütfen. Şimdi de elime düştüm vermiyorum. Benim asıl sorum ya birazcık daha gözlemlediği için ama siz de tabii ki de gözlemlemişsinizdir. Diğer şer'i gruplarla arasındaki Hamas'ın farkı nedir? Yani savaşma stilleri olarak farkı nedir? Politik olarak farkı nedir? Filistin'deki diğer gruplarla mı? Filistin'deki diğer gruplarla değil. Mesela Taliban'la arasındaki farkı nedir veya Hizbullah'la arasındaki farkı nedir? Bu çok uzun bir soru. Şöyle bir kere itikadi olarak farklılıklar var. Hamas, İHA'nın bir uzantısı. Olarak Hizbullah Şii bir örgüt. Hizbullah Şii zaten yani. Savaşma olarak mı? Ya evet, savaş stili olarak soruyorum aslında. Savaş stili olarak onu askeri uzmana sormak askeri lazım. Askeri uzman, yani şöyle söyleyeyim. Davranış bakımından söyleyebilirim. Yani şöyle, arkada siz şey demiştiniz. İşte Taliban'daki insanlar işte ben bacağıma sıktı demiştiniz ama Hamas'ın bacağıma üzerine... sıkmadı. Bacağını ya bu yaptı şey demedim. Burada büyük bir manipülasyon var. Çok. Hayır böyle bir şey söylemedim. Söylediniz vallahi söylediniz. Bacağıma ya. Sıktı mı dedim. Sıkmadılar da vurdular. Jopla vurdular. Benim değil kameramanımın bacağına vurdular. Lütfen rica ediyorum. Bacağı sıkmak ve bacağı vurmak arasında çok büyük bir fark var.
bacağına, kameraman arkadaşımın bacağına İsrail askerleri copla vurdu dedim. Bunun Taliban'la bir ilgisi yok. Hamas Taliban'da da saldırıya uğradığınızı söylediniz ya. Taliban bana kızdı, silah dayadı göğsüme dedim. Tamam, işte benim aslında bahsetmek istediğim şey buydu. Hani Hamas'la arasındaki tam olarak farkı ne oluyor? Yani nasıl bir davranış tutumu var, bunu merak ediyorum. Biri daha bele çalışıyor, biri daha bacağı çalışıyor. Bir şey mi istiyor? Teşekkür ederim. Peki, şöyle buyurun. Arka tarafa mikrofonu uzatalım lütfen. Şöyle bir arkalardan soru alalım. Bir arkadaşımız daha beni reklam arasında gelip sıkıştırdı. Dedi ki abi buralara mikrofon niye gelmiyor? Ben Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisiyim. Marmara Üniversitesi'nden de soru alalım ya. Bir sonrakinde İstanbul'dan da alalım. Buyurun. Tamam. İstanbul Marmara orada mı peki? Türkiye üzerine bahsetmişken Türkiye ve Türk devletleri üzerine, Türk devletlerinin yaklaşımı üzerine İsrail'le ilgili soru sormak istiyorum. Azerbaycan'ın şu anki tutumu Türkiye'den farklı ve kendi siyasi durumunu göz önünde bulunduruyor. Olayın sıçraması veya şu anki mevcut durumunda Azerbaycan'ın yaklaşımı ne kadar rasyoneldir ve bir sahaya inme durumu söz konusu olduğunda Türkiye-Azerbaycan işbirliği devam eder mi? Yoksa karşı karşıya gelme söz konusu olur mu? Türk devletlerini bir arada bulunma açısından neler bekliyor? Bir tehdit var mı? Güzel soru. Emrah mı? O benden anladım. Bence size hocam. Bana geliyor. Hocamız olarak. Evet. Şimdi tabii kısa ve hızlı gidelim bu arada. Evet evet. Şimdi Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler son dönemde oldukça ciddi bir ivme kazandı ve özellikle Ermenistan Savaşı'ndan sonra da bu Voltran oluştu. Yani Erdoğan'la Aliyev arasında böyle bir Voltran durumu oluştu. İran'ın kuzeyinden geçen o Zengezur hattıyla birlikte Türkiye Hazar'a doğru, Azerbaycan Karadeniz'e kadar uzanacak bir şekilde bir koridor oluştu. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı'nda da bu ikili çok ciddi ağırlık kazandığı gibi İran üzerinde de büyük bir baskı oluşturmaya başladı. İran'da yaşayan Türk nüfus nedeniyle, Azeri Türk'ün nüfus nedeniyle. Özellikle Aliyev hatırlarsanız İran'da rejim baskı yapmaya başladığında halka dedi ki Güney Azerbaycan'da eğer İran rejimi harekete geçerse müdahale edebilirim dedi. Aliye bir şey söylediği zaman onu Tayyip Erdoğan da diyor anlamına geliyor. Yani dünya öyle algılıyor, öyle okuyor. Şimdi Türkiye'nin tabii bu doğu açılımı çok hareketlenmiş durumdayken burada bir problem çıktı. Şimdi Filistin bir devlet olarak hani bizim açımızdan tanınan, işte Birleşmiş Milletler'de de 100 küsur devletin tanıdığı devlet olarak tanıdığı Birleşmiş Milletler tarafından, yani örgüt olarak üyelik şey yapılmıyor ama devletler olarak tanınan bir durumda. Fakat Aliyev İsrail'le olan yakın ilişkileri dolayısıyla bir tercih yapmak zorunda kalıyor. Ve o yüzden de Ermeni Savaşı'nda da yoğun bir şekilde İsrail'den destek aldığı için bir yanıyla bakıldığında özellikle ilk saldırıdan sonra İsrail yanlısı bir tavırı çok net olarak, resmi olarak da söyledi. Ve fakat tabii burada Türkiye'nin üretmekte olduğu o stratejiye hasar verebilecek bir çukura dönüşüyor orası. Yani bir Türkiye eğer Müslüman kardeşler çizgisine doğru yönelir ve olayı bir cihat çizgisinde ele alırsa sıkıntı şurada. Aliyev yani Azerbaycan Şii bir Türk devleti olduğu için ve bu tarafta da Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki birçok devlet İslam'a yönelik, hani siyasal İslam'a yönelik mesafeli durduğu için Türkiye'nin etki gücünü burada çok azaltır. Onun için Türkiye biraz bu konuda geriye doğru daha seküler tarafta durarak Müslüman bir Türk devleti olarak siyasal İslam'ı geri plana atmış, Müslüman kardeşlerden uzaklaşmış bir devlet olarak oraya doğru yönleniyor gibiyken şimdi bir anda başka bir tarafa doğru mıknatıs gibi çekilmeye başladı. Sıkıntılı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Ekleyeceğim bir şey var mı Pelin? Ya benim mesela kafamda böyle sürekli döndürdüğüm bazı sorulardan bir tanesi. Yani iddialara göre Azerbaycan'da Mossad'ın gizli üslerinden bir tanesi var. Öyle değil mi? Bu konuşuluyor. Çok yakın askeri işbirlikleri var. Evet. Yani öyle bir şey bilmiyorum ama yakın askeri işbirlikleri var. Yani Azerbaycan mesela, ve İsrail. Ya dolayısıyla hani orada bu kadar yakın ilişkiler varken öbür tarafta da hani bir Müslüman biraderlerimiz katlediliyor söylemi çok büyük bir aslında ikilem. Müslüman İşte onu insani mesele olan haline getirmek çok önemli. Yani gerçekten orada insani bir problem var. Bunu
dinlerin, etnisitelerin, her şeyin üzerinde bir noktaya getirmek lazım. Yani orada herkesin aynı anda tepki verebileceği. Yoksa sıkışabilir politikalar. Sıkıştı yani bizim için sıkışık bir durum. Peki hemen arka taraftan lütfen mikrofonu arkaya. Buyurun siz söyleyin. Bir de platforma mikrofonu uzatabilir miyiz? Öncelikle merhabalar. Adım Perkize Sude'de. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1. sınıf öğrencisiyim. Sorum Deniz Hocam'a olacaktı. Avrupa İnsan Hakları vermiş olduğu kararlarda kendi çıkarlarına hizmet edenlere öncelik vermektedir fikrimce. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Şöyle konuyla ilgili olursa sorular çok memnun oluruz. Yani biraz daha kendi başlıklarımız üzerinden ve tarihsel süreçle ilgili olursa çok memnun oluruz. Bence Emrah cevap versin. Avrupa'da insan haklarının gelişim süreci, tarihçesi. Of. Ya böyle de. Soru o muydu hakikaten? Avrupa'da insan haklarının gelişim süreci. Tabii aslında Avrupa'da insan hakkı kavramı nasıl algılanıyor? Bak işte siyasal çıkarlar örtüşmediği zaman hiç kimse hak hukuk dediği yok. İkiyüzlüğün tarihi. Biz tarihçiler pesimistizdir ve biz pratikten gideriz. Dolayısıyla yani bu bir felsefe metni de olabilir, bir ideoloji de olabilir, bir din de olabilir. Bizim için uygulandığı şekliyle vardır. Yani dediğim gibi benim için İslam da Hristiyanlığı uygulamasıdır, kitabı değildir. Aynı şekilde bir ideoloji komünizm de uygulamasıdır. Uygulamasından gideceğim o yüzden soruya cevap verirken. Şimdi bu insan hakları aslında bir şeyin içinde ortaya çıkmış bir şey. Yani Fransa'nın, Amerika'nın kendi iç dinamikleriyle ortaya çıkmış bir şey. Ortaya çıktığı zaman da aslında temel, yani o liberal politikalı şey, temel hakları, yani krala karşı haklar. İlk başta oradan başlıyor. Bu sonra genişledi. Fakat şimdi oradaki ekümen muhabbeti, yani biz aslında kime bu hakları veriyoruz? Mesela şimdi ne kadar haklar olursa olsun eski toplumlarda da var. Birini haklarından arındırmak için ne yaparsınız? Belli haklar tanımışsınız. Biz burada grup olarak hepimize haklar tanıdık. Fakat bu hakları düşmanımız olarak tanımladınız ya da içeride bir gruba tanımak istemiyoruz. O zaman kullanılan belli anahtar kelimeler vardır. Bunun bir tanesi zındıktır. Yani bütün Katoliklerin hakları vardır ama zındıkların yoktur. Aynı haklardan yararlanmaz. Bir başkası infidel dediğimiz, söyle inan, kafir. Şöyle biraz güçlü bir... Dinsiz. Dinsiz dedi, kafir. O zaman onun... İnançlarla mesela kafiri köle yapabilirsiniz. Müslümanı yapamazsınız. Dolayısıyla düşman bir Müslüman ülkede olsa, Şii de olsa, siz Sünniyseniz mesela. Ama kafirin başka hakları vardı. Yani dünyanın Hazır tamamı için... Var bir de. Dünyanın tamamı için tanınmış haklar bile olsa, o dünyanın tamamı için tanınmış haklarda istisnai belli keywordlerle, anahtar kelimelerle insanları kenara koyarsınız. Bunun seküler versiyonlarında da şaki, eşkıya kelimesi. Eşkıya olduğun zaman artık Osmanlı değilsindir. Yeni versiyonda terörist. Ne yaptı? Hiç kimseye uygulanamayacak savaş hukuku. İşte o Guantanamo'dakiler uygulandı. Terörist dediği için. Bu bazen hakikaten bir terörist olabilir, bazen olmayabilir. Şimdi bu tip şeylerle zaten böyle evrensel bir insan hakları kavramı yoktur. Onu ne dedi ve dehumanize edersiniz. Bakın eskiden mesela Afrikalılarla o dönemde biz şimdi antropologlar bununla ilgili güzel kitaplar da var. Yamyamlık, yamyam toplumları olmadığını biliyoruz. Ama yamyamlık deyince akla ne geliyordu 19. yüzyılda? Afrikalılar. Niye? Adam orayı kolonize edecek. En basit insan haklarından onu arındıracağı için yamyam diyordu. Bir anı var. Genç bir siyahi çocuğun esir düşüp Güney Amerika'ya götürülmesi, sarışın birini görünce ilk dediği o da acaba beni yiyecek mi? Yani insanlar kendileri gibi olmayanlara yapacakları suçlamayı bir bilimsel şeye çevirdiler ve o bilimsel şeyden aynı haklara gelmediler. Django Unchained'i düşün, oradaki siyahiler için ne diyor mesela? Scientific, bilimsel ırkçılık o işte. Senin diyor kafatasın farklı, bizim gibi değilsin. Aynı şeyleri Azteklerde görüyoruz. Azteklerde değil de İnkalarda. İnkalar İspanyolları yakaladıkları zaman bağlayıp denize atıyorlar. Acaba bunlar insan mı diye. Yani dehumanize ederseniz haklarından arındırırsınız. O yüzden de Filistinlere ne dediler? Human animals. İnsan hayvan. Hayvan olursa hakları, hiçbir hakka sahip olmaz. Rönesans döneminde falan böyle bir topluluk, çok da güzel bir Mad Blood Stirring diye bir kitap var, orada var. Azıyorlar bir grubu, bir aile bir aileyi tamamen ortadan kaldırıyor. Ondan sonra ritüel halde onu köpek gibi köpeklere yediriyor. Hayvanmış çünkü niye? Yaptığı şeyi kafasında aklayacak. İşte festivallerde o ritüeller falan hep oradan geliyor. Dolayısıyla dehumanize etme diye bir şey var. Yani evrensel bir insan hakları olsa bile bazı keywordlerle, bazı ötekileştirmelerle onu insanın bir kısmına çıkarıyordun. Burada yeni olan çok seri bir şekilde, çok net bir şekilde, çok hızlı bir şekilde Ukrayna Savaşı'na da görüldü ki en ufak bir provokasyonda onun dışına atıverdiler, Ruslara atıverdiler. Yani çok şaşırdım.
İşte Rus konduktörleri falan uzaklaştırdılar. Yani o insan aşçıları, hakları, orkestra şefleri, Rus kedilerini. Ya Dostoyevski'yle ne alakası var Putin'le Dostoyevski'nin? Rus edebiyatı, Rus sineması hepsi gitti. Dünya başka bir yere gidiyor olabilir ama bu insan hakları geneldir falan. Sizin ekümeninizi kim oluşturuyor? Mesela demokrasi diyoruz. Eskiden demokrasi kimdi? İşte ya insan hakları beğenilmesinde bile. İlk başta erkeklerden bahsediyor yani. O tanım büyüyor ama o tanım hiçbir zaman 8 milyarı kapsayamaz. Çünkü senin bir silah endüstrisi döndürmen lazım, senin bir düşman tanımlaman lazım, medya sağ olsun her hemen bir düşman tanımlanacağı zaman hemen orada, bizim medyaya bahsetmiyorum burada, Amerikan medyasından bahsediyorum. Hemen orada çünkü reyting var, zaten sen echo chamberlarında düşman, yani şu anda mesela İsrail destekleyenler, İsrail'i destekleyen haberler alıyor, Filistin'i destekleyen haberler alıyor. Çünkü bu sosyal medyanın içeriğinden dolayı. Şimdi böyle bir ortamda öyle evrensel bir uluslararası hukuktan, evrensel bir insan hakları, işte o insan hakları beyannamesinin de ötesinde, savaş hukukunu da kapsayan bir insan haklarından bahsedeceksek, onun kurumsal ele alınması lazım. Birleşmiş Milletler'le falan. Ordusu olmayan bir sistemde bunu ne kadar getirir bilmiyorum. Peki hemen soruyu yani alalım. Buyurun. Hızlı soru, hızlı cevap yapalım biraz. İsmim Mustafa Gençer, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisiyim. Sorum 3 hocama da birden olacak. 3 hocamın da görüşlerini merak ediyorum bu hususta. 1967 6 gün savaşları ve 1973 Yom Kipur savaşları sonrasında 1978 yılında Enver Sedat'la beraber bir anlaşma imzalandı ve Orta Doğu'daki savaş sona erdi. Bu konudan hoşlanmayan Müslüman kardeşler başta olmak üzere belli başlı örgütler 1981 yılında olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Enver Sedat'ı Mısır devlet töreninde, geçiş töreninde öldürdüler saldırı düzenleyerek. Sonrasında zaten Filistin davası kendi içerisinde belli abi, başlı... Soru hızlı dedik. Hızlı soracağım bunu. Evet, soru. Biz de hızlı cevap veremiyoruz ama. Süreç anlatımı değil de soru. Filistin davası kendi içerisinde belli başlı bölünmelere gitti. Bu bölünmeler sonrasında da Hamas doğdu. Filistin Kurtuluş Örgütü'nü bitirdi soru, Hamas. Soru. Şimdi bu açıdan baktığımızda bu bilgiler ışığında Filistin davasını milli bir dava olarak mı görmemiz lazım yoksa dini bir dava olarak mı görmemiz lazım? Onu merak ediyorum. Üç hocam da bu konudaki görüşlerini merak ediyorum. Yani... İkisi bence. Yani şöyle sonuç itibariyle geçmişten siz işte değişik savaşlara referans verdiniz ama bana göre PLO özellikle Yasir Arafat'ın yaptığı. Evet. Teşekkür ederim. PLO deyince. Yasir Arafat sonuç itibariyle Camp David ve yani iki tane o Camp David toplantısında hakikaten kendi varlıklarını bir ulus olarak Batı'ya empoze etmeye çalıştı ve bunun üzerine Nobel bile aldı. Ama gelinen noktada ister istemez böyle kapana sıkışan, nefes alamayan ve hakikaten kendi kimliği üzerinden bir varoluş savaşı veren toplumlar fanatikleşir. Yani bu eşyanın doğası. Dolayısıyla Hamas orada yani belki de dünyadaki en adil seçimler yapıldı. Yani bütün uluslararası gözetmenler tarafından bakılıp da inanılmaz böyle hakikaten insanların oyuyla gelen bir parti olarak çıktı. Ama sonuçta ya o Gazze'ye yıllardır yapılan baskıların sonucunda böyle fanatik bir grup seçildi. Dolayısıyla bana göre onlar da din üzerinden kuruyor. Öncesinde daha çok ulus devlet yaratma idealiyle hareket ederlerken şimdi daha çok dine döndü gibi geliyor. Seçim sonuçlarını tanımadı Batılılar. Bu arada işgalleri de unutmamak lazım. Milli bir dava derken onların milli davası mı bizim milli davası mı? Ben anlamadım soruyu. O bölgedeki Filistinlilerin hani Filistin davasını bu bilgiler ışığında milli dava olarak Filistinlerin mı? Aynen, milli Filistinlerin milli davası mı yoksa İslam aleminin dini davası mı? Ya o işte bu Nasırizm'de falan o biraz çöktü ya yani artık bu kapitalist sistemin içinde yani herkesin bu gözükenin çok farklı ilişkileri var ya işte para, finans ilişkisi. Yani öyle rahat hareket edemiyorlar. Yani böyle bütün Arap ülkelerin İsrail'e karşı birleşip savaş açtığı bir dönemde yaşamadığımız için aslında gündemde kalması çıkarlarını da görüyoruz. Ama yani onun bir dini dava olarak ifade ettiğinizde bu gerçeğe dönüşmüyor. Zaten bugün tepkiden o gözüküyor. Öyle olmadığı gözüküyor. Davalar değişiyor. Bir dönem daha böyle işte Nasır döneminde falan daha ideolojik bir şey gibi görünürken, etnik bir süreç, Arap-İsrail savaşları gibi görünürken, Arafat mesela Hamas'ı hep hareketi
baltalamak için kurulduğunu, İsrail tarafından hatta desteklendiğini söylemişti yani uzun zaman. Onun için hani İslamileşmesi bir süreç. 2000'li yıllardan sonra çok netleşiyor. 2017'den sonra ama bayağı belirgesini de değiştiriyor Hamas. Yani Müslüman kardeşlerle araya mesafe koyuyor. İsrail'i 67 sınırlarını tanıyor. 67 sınırlarını falan tanıyor. Bu ne o zaman tanıyor. Hakikaten? Çünkü bu son olay ne? Ben onu oturtamıyorum o zaman. Evet hocam. İşte değişiyor yani davanın içeriği değişiyor. Mesele aslında çoğunlukla da jeopolitik bir mesele. Yani İsrail devleti birkaç sebeple Batı dünyası tarafından kurduluyor. Bir yandan antisemitizmin de bir ucu olarak kuruluyor. Yahudilerden kurtulmak için onları boca edecekleri bir alan oluşturuyorlar. Batı dünyasında böyle düşünenler de çok. Onun dışında Amerikalılar açısından burada bir Orta Doğu'da kullanabilecekleri sert yumruk. Hatta ilk başlarda Ruslar da bir sosyalist devlet kurduklarını düşünüyorlar. Yani kibutslarla son dakikada dönüşmese. Yani onun için herkesin başka bir amacı var. Ama gelinen bu noktada olayın dini bir davaya doğru dönüştürülmeye çalışılması İsrail'in işine geliyor. Peki. Onu da söyleyelim. Hemen çok hızlı sorular alalım. Muhammed Ömer Aksüt, İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi öğrencisiyim. Benim sorum Akif Bey başta size. Sizin gözlemlerinize göre Arap coğrafyasında niye siyasi birlik oluşturamıyorlar? Bunun sebepleri sizce nedir? Tabii ortaya. Başta siz olmak üzere. Yani çok uzun zaman alacak bir yanıtı var ama her ülkenin kendi çıkarları var. O çıkarlarını öncelediği için, herhalde en kısa cevap bu olur. O çıkarları öncelediği için de beraberce hareket edebilmeli, birlik içinde olanlar açısından da mümkün değil. Ya bu aynı dili konuşan yani ülkelerin siyasi olarak birlik oluşturması gerektiği fikri nereden çıktı? Böyle bir şey yok. Bunu kim yani ne zaman çıkardı? Böyle bir şeyin örneği yok. Yani pratiğe yani dönünce zaten Arap isyanları ile ilgili hayır, bunu Türkiye'de yaptı oydu yani. Bir tane profesör hocamız da geçici o zaman dışarı bakan olmuştu. İşte Altay Birliği falan da vardı o. Yani uygulamaya koyduğunuz zaman nasıl yapacaksınız? Çünkü yani etki alanları var. Bir devlet ortaya çıkıp etki alanları var. Onun geçmişten getirdiği bagaj var. İşte ne bileyim ülkelerle askeri hiç görmediğimiz. Mesela askeri modernizasyon anlaşmaları var. Hangi ülkeyle yapıyorsun onu? Bunların hepsi o kadar çeşitli ki. Dolayısıyla böyle eğer orası böyle çok basit bir ekonomiyle dönen ya da çok sert bir diktatörlük falan değilse o kadar rahat da hareket, yani kamuoyuyla hareket edemezsiniz ki böyle bir durumda. Dolayısıyla o bütün dünyanın beraber hareket etmesi ya da bütün İslam dünyasının, Arap dünyasının beraber hareket etmesi gerektiği yönde bir baskı olabilir ama artık realiteler çok kompleks yani. Senin askeri çok basit, orduların arasında bile bir sürü ilişki var, ikili ilişki var. Bunları incitmeyeceksin. İşte ne bileyim ekonomik ilişkileriniz var. Yani 1920'leri, 1760'ları biz böyle açıklarken böyle kamuoyunda oluşan hisle hareket edemezler. Zaten yani bu aynı evde kardeşimiz de aynı görüşte. Hayır ya, İspanyol devletleri bir arada mı hareket ediyor mesela Güney Amerika'da bir krize karşı? Böyle olmuyor ya. Yani sosyoekonomik faktörler var, stratejik faktörler var. O kültürel faktörler yani demokrasilerde yaşadığımız için ve çok medya duyarlı olduğumuz için gündeme geliyor ama bunun pek de örneği yok yani. Aynı dili konuşuyoruz diye aynı şey yapacağız. Hayır, Orta Doğu'da son 50 yılda en çok Müslüman kanını kim dökmüştür dersen Müslümanlardır. Yani İran-Irak Savaşı'ndan başladık, Kuveyt'in işgalinden, yani oradan devam et. Müslümanlar Müslümanları hep öldürmüştür. Batılılar tarafından taşeron olarak gayet güzel kullanılmışlardır. Buyurun hemen alayım. Geliyorum oraya da. Sonra mikrofonu öteki tarafa verebiliriz. Buyurun. Merhabalar. Habib Akpirinç, Koç Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. Son yıllarda İsrail, Türkiye olsun, diğer Arap ülkeleriyle olsun ciddi derecede pozitif ilişkiler kurmaya başladı. Ve son birkaç ayda özellikle Hamas, İsrail'e karşı silahlı bir direniş başlattı. Bunun akabinde İsrail'in gerek Türkiye olsun gerek diğer Arap ülkeleriyle ilişkileri kopacak düzeye geldi. Hamas bu direniş zamanlamasını bilerekten mi yaptı yoksa tamamen tesadüf mü? Çünkü Hamas bu direnişi başlatmasaydı acaba Filistin meselesini unutacak düzeye gelir miydik? Bunu sormak istiyorum. Teşekkürler. Sizin de küçük bir bu konu hakkında görüşünüzü almak isterim Akif Bey. Buyurun. Ben data olmadan konuşamam. O yüzden güncel konularla ilgili pek konuşmuyorum. Çünkü bununla ilgili ne medyada ben nereden bileyim? Yani bu çok üst security level'da yani güvenlik üst güvenlik clearance'larından geçmiş. Yani böyle onlar biliyordur bununla ilgili detayları biliyorlar. Biliyor mudur onlar? Bence bile onlar da bilmiyordur bence. Özellikle. Bence de bilmiyorlar. Yani dolayısıyla hocam, buna yani metodolojik hocam olarak bir tane şey söyleyebilirim. Ben kime yararsa ona bakarım demek zararlı olabilir. Her şey o kadar iyi planlanmış olmayabilir. Ama ben güncel bir konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırım. Neden? Bir, acılar taze, yanlış bir şey söyledik mi? Yanlış. İki, bilgi yok abi. Tahmin yürütülecek mevzu değil ki o. Yani çok karışık. Ben dediğim gibi 21 gün askerlik yapmışım. Askerlik bilmem ne şeyini nereden bileyim yani. Kimin aklına gelirdi ya? Hamas paragliderlarla gidecek insanların. Yani bunları bilemem.
hiçbir bilgi olmadan da konuşmamam gerektiğini düşünüyorum. Ben aynı soruyu yani çok üst düzey bir generalimize sormuştum tam olaylar olunca iki nasıl hafta önce. Nasıl bir sosyal çevrem var benim Peri yani? Muazzam. Normalde yoktur ama Cumhuriyet münasebetleriyle sürekli her gün farklı bir paneli ya da üniversiteye gittiğim için öyle denk gelmişti. Ve aynı soruyu sordum. Generalimiz de bana dedi ki, şimdi bu kime yarar meselesi ilk akla gelen sorudur. Ben ilk başta Netanyahu'nun tıpkı belli darbeler olduğu gibi bu bilgiyi aldığını, yani çünkü sürekli Mossad dünyanın en büyük istihbarat örgütü ve yani Amerika ile birebir Mossad demek aslında CIA, FBI da demek yani sürekli bir bilgi akışı var. Dolayısıyla böyle bir saldırı olabileceğini bilmeme ihtimalleri yok İsrail'in dedi bu generalimiz. Ve fakat dedi ki sürekli böyle tehdit alan, sürekli işte Hamas füze atacak, onu yapacak falan diye istihbarat alan bir örgüt ya da bir devlet bir süre sonra bunun hani nasıl olsa kontrol ederiz diye bakar. Hani bir misilleme yapar ki son yıllarda sürekli bu oluyor değil mi? Hamas bir füze atıyor, onlar da cevabını veriyor. Bir atıyorlar, 10 geri cevap veriyor İsrail. Ama bu sefer iş kontrolden çıktı ve yani neye uğradıklarını şaşırdılar ve İsrail psikisinde, İsrail bilincinde biz aslında yaralanabiliriz. Çünkü kendilerini sanki ölümsüz görüyorlar gibi bir durum vardı. Ama ilk defa uzun yıllardan sonra biz de aslında fragiliz, kırılabiliriz durumuna geldi gibi bir konuşma oldu aramızda. Deniz Ülke Hocam'ın önemli bir tweet'i vardı o gün daha olduğunda. Ne demiştim? Ben de size çok yakın bir şey paylaşmıştım. Sonra sizin paylaştığınız sonradan gördüm. Buyurun. Yani şöyle aslında hakikaten olayların sonuçları beklenenin çok dışında da gelişebiliyor. Dediğiniz gibi yani bugün gelinen noktada Filistin meselesi ve Hamas'ın durumu uzun süredir üzeri kapatılmış bir şekilde devam ediyordu. Yani özellikle Arap Baharı'nın olumsuz sonuçlanması İhvan Hareketi açısından ve Rusya-Ukrayna Savaşı falan gibi konular nedeniyle Batı dünyasında ve daha doğrusu küresel kamuoyunda bu bilinç, bu farkındalık kaybolmuştu. İlk defa bu kadar net bir biçimde Çin'den, Sudan'dan Güney Amerika'ya kadar konu bir anda ana gündem maddesi haline geldi. Yani Ukrayna-Rusya Savaşı'nı durumu, unuttuk. Onu unuttuk ve ana gündem bu haline geldi. Yani gündeme çıkarttı. Burada yani her zaman sonucu kontrol edemeyebilirsiniz ama şunu söyleyeyim. Demin Pelin Hanım çok önemli bir şey söyledi. İsrail devleti güvenlik endişesi çok yüksek, travmatize bir topluluk. Ve kendilerini çok güvenlikte hissettikleri bir istihbarat servisleri, bir orduları ve bir gök kubbeleri vardı aslına bakarsanız. Yani oradan demir kubbeleri vardı ve füze savar sistemleri olduğunu düşünüyorlardı. Şimdi böyle bir anda Mossad'ı falan darma duman eden bir şekilde 1400 insan kaybettiler, kolay bir şey değil. Bir anda bu onların inandığı bütün paradigmanın yıkılması demek ve güvenecek yer arayacaklar şimdi. Bu onların Amerika'nın kolunun koltuğunun altına daha kolay girmelerini sağlayacak bir şey. Şu anda gözlerine kan bürüdü, başka yolları yok. İsrail devleti de biz o kadar zayıf değiliz'i göstermek istiyor. Kendi halkına misliyle mukabele ederek biz de bunu yapabiliriz demeye çalışıyor ama o kadar kolay bir şey değil. Sonunda o güvensizlik ve bu yaşadıkları travma onları aslında bu zaman çökmesi diyoruz. Ta Holokost yıllarına kadar geri götürdü ve çok güvensiz hissediyorlar şu anda kendilerini. Buyurun lütfen. Ben Mehmet Akif Arslanpınar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Şunu sormak istiyorum Emrah Hocam öncelikle. Türkiye'de özellikle bir kamuoyu var. Bu işte Filistinlerin zamanında... Hocam buradayım. Nerede ya? Filistinlilerin işte zamanında İsraillere toprak sattıklarını ve hani bugün yaşadıklarını müstahak olduğunu söyleyenler bayağı bu şekilde bir ciddi kitle var. Hemen durdurayım. Filistin toprak sattı mı? Bununla ilgili zaten araştırma yapılmış. %10'un altında bir topraktan bahsediliyor. Ben uzmanı değilim, ben de okudum. Ama tabii şu da bir argümandır. Çölde o %10 neyi tarif eder? Ben ne bileyim, gidip oraya bakmak lazım. Ama bu bir şey değil. Yani satmış olsa ne olacak? İki tane noktadan dolayı. Şimdi satmış olunca tepeye düşen bombalar hak mı oluyor yani? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani birileri toprak sattı diye biz bugün bir insanlık dramına mı şey yapacağız? İkincisi, bu dünyada mazlumu mazluma yaptığını kimse yapmıyor abi. Yahu orada kafasına düşen insanlar
satmış değil yani. Satanlar da zengin toprak ağası. Oradan da çıkanlar köysüz şey topraksız kalan köylüler. Bunlar gariban adamlar zaten. Yani şimdi orada bir toprak satışı olmuş olsa bile o derecede yani o %10'un etkisi düşündüğümüzün üstünde olsa bile ya orada çalışan topraksız kalan insanlar satanlar değil. İki, onlar dahi olmuş olsa bile ne yapacağız yani üç kuşak altındaki adama iyi o zaman seni. Yani orada bir insanlıkla ilgili bir problem varken bu tarihin böyle garip yerlerden kullanılması çok garip bir şey. Bu böyle bildiğiniz ilkokul 4 argümanı gibi bir argüman. Bunlar tamamen işte şey ilk akla gelen argümanlar, hayır ilk akla gelen argümanlar böyle olur zaten. Çok mantıklı olmaz. Yani peki, biraz oturup düşünmek lazım. O saçma bir soru. Ekleyeceğiniz var mı buna? Cevabı olamaz onun. Pelin, Denizlik hocam. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Tamam. Mikrofon var mı sizde? Alalım mikrofonu uzatalım hemen arkadaşımıza. Diğer mikrofonu da şurada öne doğru getirelim. Tamam sizde mi? Dursun sizde. Size de geliyorum hemen. Buyurun lütfen. İyi akşamlar. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kevin Kemal Sunguray. Ben şeyi merak ediyorum. Üç semavi din içinde önemli olan bir bölge olan Kudüs'ten bahsediyoruz. Yani burada gerçekten tek devletli olsun, çift devletli ya da herhangi bir çözümden bahsedebilir miyiz? Bir barıştan, bir uzlaşmadan bahsedebilir miyiz? Bana mı sordunuz? Sordunuz? Üçünüze de aslında. Benim uluslararası ilişkilerle başlayıp tarihle biten kariyerimin bir nedeni budur. Bu sorular bir türlü cevaplanamıyor. Hakikaten çok zor bir soru. Hiçbir çözüme, yani sorunun cevabını bilmediğimiz gibi çözüme ulaşabileceğini düşünmüyorum. Ben. Vallahi Kudüs'ün statüsüyle ilgili çok tartışma olur. Aslında onu Vatikan gibi böyle bir ayrı statü vererek, hatta Birleşmiş Milletler'in falan gözetiminde üç tane din insanlık mirası olarak muhafaza etmek gibi falan teoriler de vardı. Tabii biraz Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak Trump tarafından tanınması dengeleri biraz değiştirdi. Yani bunu tabii Allah'tan çok yaygın bir kabule doğru gitmedi konu ama Kudüs'ün statüsü meselesi zaten İsrail-Filistin meselesinin çözümündeki en önemli problematik alanlardan biri. Yani ya ikiye bölünerek doğusu ve batısı üzerinden ikiye bölünerek bir şey olacak ya da ayrı iki taraftan birden uzaklaştırılmış bir noktada bir statü tanınacak gibi görünüyor. İşte bu tür garantörlük, işte çoklu anlaşmalarla falan bir barışa ulaşılırsa ki Hakan Fidan buna benzer bir şey söyledi. Ya dedi büyük bir savaşa dönüşecek ya da büyük bir barışa dönüşecek dedi. Bu önemli bir şey. Yani büyük bir barış için de fırsat olabilir. Çatışmalar en yukarı noktaya geldiğinde artık ateşkes olur. Yani sönümlenirken olmaz. En tepede durur genellikle. O açıdan belki bir fırsata dönüştürülebilir. Pelin. Ya şimdi Yahudiler için ağlama duvarının olduğu yer o eskiden antik çağda Roma onları kolonileştirdiği zaman resmen temple'ların olduğu, birinci, ikinci temple'ların olduğu yer. Mescid-i Aksa'nın olduğu yer Müslümanlar için işte Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği yerden bahsediyoruz. Hristiyanlar için de İsa'nın çarmıha gerilip de yine göğe yükseldiği nokta. Şimdi bütün Sami dinlerin ve tek tanrılı dinlerin en kutsal ve bir karış toprağından bahsediyoruz. Kudüs kenti olarak değil sadece o kutsal mekanların olduğu yer asıl mesele orada. Orada bu arada Ermeni Patrikhanesi de var, değişik dünyanın çeşitli kiliselerinin temsilcileri de var, bir nevi Vatikan gibi. Şimdi böyle bir yerde zaten değişik uluslararası toplantılarda ya da işte barış anlaşması buluşmalarında teşebbüs edildi orasının böyle tamamen aslında herkese ait bir şey olması. Ama sonra gördük ki mesela işte İsrailliler 1000 kişi toplayıp Mescid-i Aksa'ya doğru yürüdüler ve bunlar hakikaten sadece Trump'ın çok yakın bir tarihte burası İsrail'in başkentidir demesiyle değil, Batı'nın da aslında hani sanki evet orada çok önemli bir cami var, bir şey var ama hani İsraillerin olabilir gibi bir yaklaşımı var Batı'daki pek çok süper gücün. Böyle olunca işler tıkanıyor ve çıkmaz yere geliyor. Benim temennim keşke orası gerçekten bütün bu kutsal dinlerin birbirine saygı duyulup birlikte ibadet edileceği bir özerk bölge haline gelse. Ama hemen, görünürde öyle olmayacak buyurun, gibi görünüyor. Geliyorum birazdan mikrofon
Buyurun size. Merhaba, benim sorum Sayın Pelin Batu'ya. Buradayım. İsminiz bu arada? Zeynep Beyza Gürdal, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrencisiyim. Sorum Pelin Batu'ya. Uluslararası Ceza Mahkemeleri İsrail'i savaş suçlusu ilan edebilir mi? Ve eğer ederse ettikten sonra İsrail'in savaş politikaları bu noktada ne derece etkilenir? Bunu sormak istiyorum. Çok güzel bir soru ve çok ironik aslında. Çünkü Nuremberg mahkemeleri gibi mahkemelere şahitlik ettik ve orada bu arada benim üniversitedeki bir hocam da avukatlığını yapmıştı. Yahudi bir hocaydı ve orada Nazilerin yaptıklarını Batı'nın yüzüne karşı vurmuşlardı. Hannah Arendt gibi insanlar da bunun üzerine inanılmaz kitaplar yazdılar ve aslında ötekileştirme kavramının ve kötülüğün sıradanlığının altını çizdiler. Yani herkesin aslında göz yumduğu bir yerde kötülük sıradanlaştığını anlatmıştı Hannah Arendt. Şimdi gel gör ki 1947'lerden 48'lerden sonra aynı yere onlar geldi. Ve bana göre zaten bir ilahi adalet gibi onların kesinlikle uluslararası mahkemelerde yargılanması gerekiyor. Ama bunun için Filistin'in bir devlet olarak görülmesi gerekiyor. Şimdi dedim ya ben demin %70 BM'deki ülkeler Filistin'i bir ülke olarak görüyor ama bütün olarak Filistin'i ülke olarak kabul etmeden nasıl uluslararası mahkemelerde ülke olarak tanınmayan bir yere karşı İsrail'i suçlayacaklar ya da mahkemeye götürecekler? Başka ülkeler götürebilir. Başka işte o Roma kabul edenler ancak suçunu götürebilir. Evet. Ama Amerika vesaire götürmeyeceği aşikar. Yine o süper beşli büyük bir ihtimalle götürür. STK'lar da götürebiliyor galiba ama o çalışır mı? Belki soru orada o. Yani Ukrayna'da çalıştı mesela. Putin'i savaş suçlusu ilan ettiler. Ben karışmayayım. Ben İsrail'i nedense Batı mı? Hayır, Batı onu kabul etmez gibi geliyor. Bir de şey Schadenfreude gibi durum da söz konusu. Buyurun hocam. Ya, tabii ki İlan edilebilir mi? Yani ilan edilebilir. Tabii zorlu bir süreç, onu da söyleyeyim. Çünkü bu Nürnberg, Tokyo gibi mahkemeler, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan mahkemeler mesela soykırımı da yargıladı. Kaybedenlerin bütün davaları yargılandı. Ama Hiroşima ve Nagasaki'nin orta yerine sivil kayıplara rağmen nükleer bomba atan Amerika Birleşik Devletleri savaş suçlusu olarak yargılanmadı. Yani burada zayıf durumda olanı yargılayan bir süreç var. Yani uluslararası ortamda bütün herkesin eşit temsil edildiği bir takım yasama organları yok. Onun için de genelde siyasi kararlar alıyorlar. İşte Putin'i bazı ülkeler şimdi savaş suçlusu olarak görüyor. Bazı yerlere girişine çıkışını engelleyebiliyorlar. İşte Sırp Milošević'i falan savaş suçlusu olarak sonradan bir takım yargılamalar yaptılar. Ama bu noktada yani şu olabilir, belli bir barış aşamasında günah keçisi olarak Netanyahu ve hükümetini yargılayabilirler. İsrail'i değil ama bireysel olarak kişileri yargılamaları daha kolay olur gibi görünüyor ki yargılanmaları gerekir. Savaş gerekir. Suçu işliyorlar, soykırım suçu işliyorlar. Peki çok kısa bir aramız var, aradan sonra devam edeceğiz sorularımıza. Kısa bir reklam arası efendim. Ombo'nun sunduğu 5. gece devam edecek. Olmo'nun sunduğu 5. gece devam ediyor. Efendim devam ediyoruz 5. geceye sorularımızla. Hemen hiç vakit kaybetmeden. Nerede mikrofonumuz? Ben. Burada, buyurun efendim. Merhabalar, ben adım İbrahim Özkan Doğan. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğrencisiyim. Sorum Emre Hoca'ydı. Burada. Önde hocam, burada. Ha, gördüm. Ben Sultan Abdülhamit döneminden Cumhuriyet'in ilanına kadar Osmanlı'nın Filistin hakkındaki, Filistin, İsrail, Kudüs hakkındaki politikasını soracaktım size. Sultan Abdülhamit'ten nereye kadar? Cumhuriyet'in ilanına kadar. Cumhuriyet'in ilanına kadar değil, 1918'e kadar söylüyorum çünkü Cumhuriyet'in ilanında... o da olabilir. Orada başarılı bir işte o şey yani göçleri engelleyebildiği için o zaman aslında bir henüz daha İsrail'i... İleride İsrail-Filistin problemi, yani İsrail ya da Filistin problemine yol açacak nüfus transferi daha gerçekleşememiş. Tabii bu biraz da konjonktürel, yani Abdülhamit döneminde daha henüz onun için de Avrupa'da da yeterli şartlar oluşmamıştı. Ama 1914'ten 1918'den sonra bu artarak sürecek. Dolayısıyla Osmanlılar o işi biliyorlar, yani Osmanlılar o işten çok dilleri de yanmış. Şu da doğru değildir yani.
Osmanlı'nın kendi altında da birçok cemaat bir araya gelince oradan da sıkıntı çekiyor. Buradan da biz bedeller ödedik. Hem Hristiyan, Müslüman arasındaki sıkıntı, cemaatlerin arasındaki sıkıntılardan. Yani işte ne bileyim Girit'te, Cebel-i Lübnan'da. Dolayısıyla çok ağzı sütten yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor. Doğaldır da bu. O anlamda real bir şeye sahiptir, tecrübeye sahiptir. Zaten Abdülhamit hep temkinli yani. Abdülhamit'in bütün iç dış herhangi bir politikasını tanımlarken temkinli diye tanımlayabiliriz. Temkinli bir politika izliyor doğal olarak. Paranoya kattı. Yani ben onu demem bu olayda çünkü geldiği yer belli ya. En azından bu örnekte o temkinliliğin bir rasyonalitesi varmış. Orada haklı o temkinlik. Yani onu zaten Osmanlı bir de siyasal İslam'ı da yani en azından panislamik bir politikayı da güden bir halife için yapılacak bir şey var zaten. Onu da yapıyor. Yani o tip şeyleri, oradaki boşluk olmasaydı hiçbir devlet şuurlu bir şekilde oradaki oluşuma izin vermezdi. İşte manda ülkelerinin, manda ne? Yani sömürge de değil, dış işlerinde ve ekonomik sömürge haline gelecek. Dışlarında da söz sahibi olmayacak ama içeride olabilecek kendi kendine yönetecek bir sistem, ara formül. Yani ne koloni ne bağımsız, o sistemin ceremesini çekmiş oldu. Çünkü İngilizler oraya gittiler ama İngilizler orayı zaten nasıl bağımsız oldu İsrail? İşte İrgun Mirgun ilk terör saldırılarını İngilizlere karşı yaptı. Çünkü adamlar orada kalmak yani gitsinler diye. Ve o sırada 2. Dünya Savaşı sırasındaki o boşluktan da dayanıp silahlandılar ve 1948'in önünü açan süreç oldu. Şimdi orada otoriteyi İngiltere hiçbir zaman Osmanlılar gibi kurmadı. Osmanlılar onu bir şekilde büyük bir güçtür hala yani. En zayıf anında bile gene de bir güçlü bir devlettir. Sadece diğerlerine göre güçsüz olduğu için biz güçsüz olarak adlandırıyoruz. Onu bir şekilde dengeleyebiliyordu. Ama o ara dönemde 1918-45 arasındaki ara dönemde İngilizlerin zaten oraya dediğim gibi kendi kolonileri üzerindeki kontrolü bile kaybediyor. Çok bilinmez ama özellikle Çanakkale'den sonra falan şey bile çıktı yani koloniler artık asker yollamayacağım falan diyor. İşte birçok ülke bağımsızlık için ufak ufak adımlar atmaya başlamış. Öyle bir yerde İngilizlerin oraya yolladığı asker belli ve bundan yararlandırdan 45'te 46'da ilk o saldırılar başlayınca İrgun'un falan. İngilizlere karşıydı o ilk başta. Yani siz gidin olayı Birleşmiş Milletler'e devredin diye ki öyle oldu. Dolayısıyla orada bir Osmanlı varken o tip bir cemaatler arası ya da dini cemaatler arasındaki bir tansiyonu çıkacağı herhangi bir hamleyi Osmanlı bloklamayı çok iyi bilir. 100 sene ondan çekmiş çünkü. Çünkü benim Batı'nın de, müdahalesini getiriyor. Benim de bir şey ekleyecek galiba. Ya şöyle şimdi işin ekonomik boyutu bence burada önemli. Çünkü Theodor Herz Abdülhamit'in huzuruna çıktığında ve daha sonraları İsrail devleti kurmak isteyenler Osmanlı ile irtibat kurduklarında şunu vaat ediyorlar. Pek çok cemiyetleri var ve bu cemiyetler kendi aralarında müthiş paralar toplayıp Osmanlı'nın borcunu silmek için bir teklifte bulunuyorlar. Yani bunlar tarihi belgeleri var yani uydurma komple teorileri değil. Osmanlı da sonuçta hani hasta adam olarak kapitülasyonlarla, dış borçlanmayla hakikaten çok iyi durumda olmadığı için Abdülhamit döneminde de sonrasında da bu işte borçların silinmesi konusunda cezboluyor. Özellikle 1908'den sonra yani ikinci meşrutiyetten sonra Osmanlı borcu katlanıyor. 1914'e gelene kadar zaten bir de üst üste pek çok savaş yaşadığı için daha da ekonomik anlamda çökmüş oluyor. O yüzden de bu işte deminki soru mal satma, toprak satma falan orada belli bir yere kadar izin veriyorlar. Hem Osmanlı'nın yani borçların silinmesi anlamında işlerine geliyor. Ama bu tabii ki çok büyük bir oran değil. Osmanlı bunu çok güzel dengeliyor. Abdülhamit de bunu çok güzel dengeliyor. Ama sonrasında bu deminki soruya da bağlayacak olursam, orada zaten toprak ağları var ve o toprak ağları yani o arsaları satarken İsrail devleti kurulacak diye bir misyon ya da vizyonları yok. Onlar sadece gerçekten faiz fiyatları inanılmaz yüksek meblağlarda Avrupa'dan geldiği için tamam ne güzel işte büyük paralara topraklarını satmış oluyorlar. Daha sonra işte bu İngiliz döneminde Emrah'ın söylediği işte o 1918'den 1940-47'ye kadarki dönemde İngilizler o kadar ikili oynuyor ki bir mesela pro-İsrail yani İsrailleri tutan böyle makaleler yayınlıyorlar ve siyasi deklarasyonlarda bulunuyorlar. Bir de işte white papers falan deniliyor, beyaz kağıtlarda
birdenbire 180 derece dönüp aa işte ama Avrupa'dan İsrailli girişine ya da Yahudi girişine yılda 15 bine indirelim, limitleyelim gibi deklarasyonları var. Dolayısıyla bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor. O yüzden de onlara zaten güven olmaz. İşlerine geldikleri gibi o oteli bombaladıktan sonra zaten İsrailliler de pır. Kaçmak için çok güzel bir nedenleri oluyor İngilizlerin. Peki arka tarafa geçelim. Esasında hemen. Kısa bir şey eklesin. Yok çok hızlı lütfen buyurun. Emirhan Mehmet Yılmaz ben. Marmara Üniversitesi gazetecilik bölümündenim. Emrah Sefa hocama sormak istiyorum sorumu. Bugün hep gazetecilik bölümünden geliyor bana da sorular. Kesin zor bir şey soracaktı şimdi. Bugün hep dünyayı konuştuk ama içinde bulunduğumuz belki de bizi en ilgilendiren konuya değinmedik. 100 yıl önce bir cumhuriyet kuruldu bu topraklarda. Bu cumhuriyeti kuranlar, kurmak için mücadele edenler bir hayal... Yani belki bunu da bağlayacaksak ne kazandırdı dersen işte... Yurtta sulh. Hayır ne diyecektin devam et. Ben niye herkesi kesiyorum? Soruya çok hızlı geçiyorum. Bir programda kendi kendim bile kessin kusura bakma. Hayalleri vardı diyecektim vallahi onların. Abi. Hayalleri vardı. Belki 50 yıl, 100 yıl sonraki hayalleri vardı. Biz bu hayallerine ne kadar yakınız veya yakın olmak için ne yapmalıyız? Yani çok... Onların hayallerinin bir kısmı gerçekleşti. Türkiye Osmanlı'yla neyi başardığında hep 3 şey söylüyorum. Bir... İktisadi bağımsızlığını aldı, kapitülasyonlar falan, onlardan kurtulduk yani bu çok önemlidir. İki, fakr-ı zaruret içindeki bir ülkeden sanayileşmiş bir ülke yarattı. Bugün nereden baksak Türkiye'nin yüzlerce problemi olabilir ama en azından dünya çapında aktör olabilecek bir ülkedir. Bunu da nereden görüyoruz? İran, Suriye'nin, Afganistan'ın halini ve gördüğü muamele, Yemen'in halini ve Sudan'ın halini ve gördüğü muamele görüyoruz. Türkiye böyle bir devlet olmadı. Hakikaten bir imparatorluk mirasına layık bir şekilde kale alınan bir devlet oldu. Avrupa Birliği'nde olsun, NATO'da olsun, bir yerlerde belli karar organlarına girmeyi başardı. Bunlar başardıkları, yani bugün bakarlarsa nerede ayak uykuna uğrarlar? İşte onu siz yapacaksınız yani. Okuyan, öğrenen, akıl. Bugün çıktı işte bir tane adam, Atatürk'e benzeyen bir adama 1 milyon lira bağış yapmışlar. Yani artık onu sembol seviyesinden, işte öyle değil, okumuşlarda da var bu. Sembol seviyesinden akıl seviyesine çıkarabilirsek, yani artık o inkılapları anlar, onun üzerine gidersek Türkiye yeni 20. yüzyıla gider. O böyle eski şeylerin direkt aynı karbon kopyasıyla olmaz. Yani biz 1930'dan ruh alabiliriz, 1920'den ruh alabiliriz. Oradaki şeyleri direkt motamı uygulamakla o işler olmayacaktır. O da gençlerde 2019 YÖK raporunu söyleyeyim. Türkiye'de 100 binden fazla kitabı olan özel üniversite sayısı 10. Yani Bilkent'te Koç'u saymazsak hiçbirinin de o sınavı geçeceğini düşünmüyorum ben. Yani üniversitede kitap yok. Gençler okumuyor. Kitap okumak abartılmış bir balondur diyor. Tarihçilere gidiyorsunuz. Roman niye okuyayım? Ben milletin hayal gücünü mü, fantazilerini niye okuyayım diye. Okuyor böyle musunuz toplumda... kitap? Okuyanları görebilir kaç miyim? Kaç tane okuyorsunuz? Kitap okuyanlar. Okumayanları görebilir miyim? Hiç kitap okumayanları. Böyle bir anlayışta bir sondaj, böyle anket yapamadım. Hocam ne diyorsunuz? Biraz... Ya inşallah okuyorlardır bir ama... Ne okuyorlar ve okuduklarını anlıyorlar mı? Onu bilemem. Bak onları ölçemiyoruz ki ama ölçümü şeyi söyleyeyim. TÜİK'te... Okumaları anlama... Onu ölçebiliyoruz, ölçebiliyorsun evet. Onu. Onda çok geride olduğumuzu biliyoruz. Hı. Yani bu Selçuk Şirin falan her yerde anlatıyor yani. Uzmanı o anlatsın. Ama biz de ondan bileyim. PISA şeyleri, kompleks şeyleri anlayamıyoruz mesela. Türkiye'de o yüzden ortaklıklar falan değil mi? Mail atıyorsun, maile cevap, maille alakası olabiliyor. Hakikaten bu... Ama bakın öyledir. Ezbere yaşayanlar da anlattım. İnsanın en güçlü varlık olduğu için değil, en güçlü hayvan olduğu için değil, en akıllı da değil, en iyi organize olabilen olduğu için. Organize olabilmek için birbirini anlayabilmek lazım. O yüzden de bakın sosyal medyada dönen tartışmalara, medyasına dönen tartışmalara ne kadar kısır olduğuna bakın. Kompleks düşünceleri biz anlayamıyoruz. Sessiz kitap o yüzden hemen sarıldı. Zaten yarısını anlayacak çünkü. Kompleks düşünceler yani ne bileyim bu böyle olursa böyledir, bu böyledir. İç içe açıp böyle parantez üstüne parantez açan şeyleri anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu çok net. Bunu da okumayla yenebiliriz. TÜİK sıralamasında 4-5 sene önceki şey ama değişmemiştir. 235. sırada ya kitap ihtiyaç olarak. Kültür Bakanlığı şeyine bakın. Fransa'nın 30'da biri bizim Kültür Bakanlığı'nın bütçesi. Tam şeyleri yazdım. Fransa'da işte kaç 200 milyon tiyatro bileti satılıyorsa bizde 10 milyon mu ne? Şimdi bunlarla gelecek abi onlar yani anlatabildim mi? Fenerbahçe tribünleri coşunca olmuyor iş. Yani biraz da kütüphaneler coşacak. Siz de öyle birine benziyor diye de 1 milyon lira bağış yapmayacaksınız. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi ya?
Enzüki Hocam var mı ekleyeceğiniz? Yok, çok şahane konuştu. Peki buyurun. Bu arada bu çok kolaymış ya. Öğrencilere soru sordurmak ve burada bunu sadece... Değil mi? Ne kadar? Sadece o mikrofonu öne uzatırsak Hocama, sevinirim. Hocama bir sorum daha var ama lütfen. Onu da eğer kabul ederse Marmara lütfen. Üniversitesi'nde sormak istiyorum. Tamam. Çok çok soru sormak için bekleyen arkadaşımız tamam. var. Süremiz çok daha. Tamam. Teşekkür ederim. Buyurun. Nasıl cevap vermeyerek teklifini havada bıraktım ama ya Marmara Üniversitesi'ne gelirse orada soracağım diyor da. Tamam. Bakarız. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor lütfen buyurun. Merhaba, İsmail Furkan Kaklık ben. Koç Üniversitesi Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisiyim. Sormak istediğim soru şu. İsrail malumunuz Yahudiler için güvenli bir merkez olmak adına kuruldu 1948'de. Fakat şu an Hamas'ın yaptığı saldırının ardından bu mevcut durumunu devam ettirebilecek mi? Yani sonuçta orada Yahudi yerleşimcileri İsrail biz güvenli bir ülkeyiz. Buraya gelin, vatanınızda yaşayın vaadiyle ülkesine çekiyordu. Hatta bu konuda bir noktaya kadar da neredeyse başarılıydı. Neredeyse dünyadaki veriler konusunda yanlış olabilirim. Yahudilerin yarısı İsrail'de nüfus olarak bulunuyor. Bu işlevini bundan sonraki süreçte İsrail devleti devam ettirebilecek mi? Başta Emrah Peki. Safa Gürkan olmak üzere Peki. hocalarıma sormak istiyorum. Bence Deniz Ülke Hocama soralım bu soruyu. Ama ben bir parantez açmak istiyorum. Bunu da burada çok özür dileyerek açıyorum. Yaklaşık 5000'e yakın çocuk hayatını kaybetti. Belki daha fazla mı bilmiyorum. Ben sayılara bakmaya üşeniyorum artık. Gazze'de çok büyük bir katliam varken meseleyi yanlış anlaşılmasın diye bunu da söylüyorum. Siz öyle bir yerden sorduğunuz için söylemiyorum. Ama meseleyi İsrail'in işgal politikaları, İsrailli işgalcilerin ya da yerleşimci dediğimiz grupların oradaki güvenliği üzerinden tartışmanın da çok sağlıklı olmadığını düşünerek bir parantez açmak istedim. Çünkü çok büyük bir uluslararası hukuk dahil olmak üzere adeta İsrail'in bir örgüt gibi davrandığı bir süreçte de karşı karşıyayız. Ama soru tabii ki cevap bekler, evet, evet. cevap da gelsin. Buyurun. Tam da senin söylediğin nedenle bu yani bunu ortaya çıkaran şey o kaybettikleri o güvenlik algısı. Güvendelik algısı. Çünkü hakikaten kendilerini güvende hissedebilecekleri, bir yerlere sürülmeyecekleri, bir yerlerde holokosta uğramayacakları güvenli bir arz-ı mevut denilen bir alana, bir vatana geldiklerini ve onun üzerinde de muazzam bir askeri kapasiteyle kendilerini koruduklarını düşünürken şu anda bütün o paradigmaları çözülmüş durumda. Onları bu kadar agresif kılan şey de o zaten. Anormalleştiren şey de o. Normal bir ruh hali içerisinde değiller. Dediğin çok doğru. Onlar açısından çok kalıcı etkileri ama olacak. Ama bu olmadan önce de anormal davranıyorlardı. Davranıyorlardı hocam. Ama şu yani anda... Yani işgal normal bir şey midir? Orada sıra... Hayır, asla değildir. Ama şu anda genel olarak İsrail... Bu daha bence da... kafadaki o İsrail nosyonu yani Yahudilerin orada yaşayanların ve dışarıda yaşayanların İsrail'le ilgili algısında problem olacak. 11 Eylül demeleri belki böyle bir şey. Tabii yani Mossad'ın ne kadar kapasitesiz olduğu, İsrail ordusunun ne kadar zorlandığı, kara savaşına girerken ne kadar tereddüt ettiği ve Amerika olmadığı müddetçe bir hiç olduğunu ilk defa görüyorlar yani. Kendilerini çok önemsemişlerdi. Her savaştan kazanarak çıkıyoruz, her savaştan toprak kazanımıyla ayrılıyoruz diye düşünürlerken şu anda bambaşka bir noktadalar. Bu arada 67-73 süreçlerinde Amerika desteğini belki hatırlatmak gerekebilir. Tabii ki. Yani o tabii. savaşları kazanımı da Arap ülkelerine karşı büyük her, bir... Her zaman arkalarında onları buldular. Büyük bir Amerikan evet. desteği. Ekleyeceğin bir şey var mı? O zamanın Çekoslovakya'sı bile silah vermişti. Yasak şeyler yapmıştı ki kimyasal silah tartışmaları da var biliyorsunuz. Lübnan'daki saldırılarında. Fosfor bombası. Fosfor yani defalarca bombası. Kullandı, evet. kullandığını itiraf etti. Yasak. Evet. Gerekirse kullanırım evet. demeye devam ediyor. İlk saldırıdan sonra İsrail karşı tarafta yani. Cevap veren, saldıran bir güç yok. Yani bir savaş değil. Karşı tarafı havadan bombalayan, aşağı taraflı muhatap olmayan bir durumdan yani meselesini Hamas'la çözmüyor. Meselesini Filistin Tabii halkını topyekun cezalandırarak çözüyor. Bu soykırıma girer. Collective punishment yapamazsınız. Yani orada düşünün ki buraya geldi birisi sizleri insan kalkanı olarak kullanıyor. Bir tane terörist geldi diyelim. O teröristi öldürmek için hepsini öldürüp çıkamazsınız. Yani burada Hamas insan kalkanı kullanıyor diyemezsiniz. Oradaki sivillerin can güvenliğini sağlamadan müdahalede bulunamazsınız. Burada kolektif bir biçimde cezalandırma yapılıyor. Hiç suçu günahı olmayan insanlara. Hocam var mı ekleyeceğiniz Emrah Safa Hocam?
Yok hocam çok güzel. Peki buyurun. Diyorsun. Buyurun. Merhaba, ben Gökçe Uslu. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisiyim. Sorum şu ki Filistin ve İsrail arasındaki kara savaşının sosyal medyadaki etiket savaşına dönüşmüştür. Bu bağlamda sosyal medyanın siyaset ilişkisi bağlamındaki etkisi. Yani sosyal medyada etiket savaşına dönüştü, evet. Ne demek? Yani şöyle ki mesela İsrail'in kendi bir etiketi var. Mesela hashtag. Anladım. Bir hashtag var. Savaşına. Aynen. Yani mesela hangi hashtag öne çıkacak? Pek çok mesele olduğu gibi. Anladım. Bu bağlamda sosyal medya hangi yöne evrenmelidir? Artıları ve eksileri nelerdir? Sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız? Aynen ne kadar öyle. Etkilenmeliyiz? Aynen öyle. Valla ben bir tane bir şey söyleyeyim. Hiç bilgi geleceği zaman. Şimdi savaşta acıları yarıştırmanın bir manası da yok. İlk çıktığı gün çıktı. Bazıları dediler ki işte bu bir terör örgütü. Hamas. İlk önce bir İsrail yanlısı bir şey oldu. Sonra tam tersi döndü. Şimdi size gelen bilginin doğruluğundan emin olamadığınız için bir o tarafa bir bu tarafa savrulma riski oluyor ama az çok herkesin artık tarafına seçmiştir. Şimdi sosyal medyadan gelen bilgi de çok konfirme edilmesi zor bir bilgi. Bu savaş zamanlarında her yerden bir kere tekil bilgiden sonuca varamazsınız. Diyelim Hamas gitti orada bir tane birini öldürdü. Şimdi onu ne kadar genelleyeceksin ya da tam tersi. Dolayısıyla bununla ilgili biraz geçmişten gelen kanaatlerle aslında hareket ediyoruz. Yani bir savaş yöresinden gelen bir footage sahte olabilir ya da 99 olayda doğru davranılmıştır o bir olay. Yani böyle şey paylaşıyorlar ya işte Afganistan 1960, Afganistan 2000 o da onun gibi. Bir fotoğrafla bir ülkenin tarihi anlaşılamayacağı gibi bir fotoğrafla bir savaşın durumu da anlaşılmaz. Evet. Zaten onları niçin kullanıyoruz? Dedektif gibi değil avukat gibi. Haklı çıkmak için kullanıyoruz. Yani bir savaş yerinde en adil taraf bile bir şey yapabilir. Yapar yani denk gelir. Onu çıkarırsın öyle gözükür. Ya da tam tersi en zalim tarafta bile bir tanesi başını okşar. O çıkar karşına. Dolayısıyla böyle görüntülerden falan karar vermek çok zor. Ve görüntülerden insanlar hakikaten kanaat edinmek için kullanmazlar o görüntüleri. Kanaatlerini pekiştirmek için kullanırlar. O da ne kadar çok görüntü verirseniz o kadar çok klik alırsınız. Ne kadar çok görüntü izlerseniz o kadar çok kanaatinizle pekişirsiniz. Bu tip durumlarda kimse sosyal medyada şeyini değiştirmiyor. Yani 2022 yılında İsrail Filistin olayına İsrail tarafından bakan biri bir görüntüyle "Aa öyle değilmiş" demedi. Herkes zaten conviction. Herkes olduğu yerde konsolide ve oradan konsolide. Mı? Konsolide. Zaten yani kendi... diyorum şimdi savaş 100 bin adamı kusurduk. Herhangi bir savaştan bahsediyorum. Bir ülke, iki ülke. Şimdi orada 100 bin asker, 200 bin asker, 300 bin asker. Nasıl konu? Yani bir şey olur. İyisini gösterirsen iyi gözükür, kötüsünü gösterirsen kötü gözükür. Oraya araziye inmeden bilemezsin. Bu her zaman oluyor. Deprem mevzunda da oluyor. Bir olaya bakıyorsun çok iyi idare ediliyormuş gibi gözüküyor. Bir savaşta görüntü... önce hakikat ölür. Aslında evet. Ama neye yapacaksın ya? 150 bin tane interaction oluyor, etkileşim oluyor orada. Bir sürü insan şey yapıyor. Neye bakacaksın yani? Savaşın hangisi daha adildir diye bir şey mi var? Dolayısıyla orada acı yarıştırmak, şu taraf daha çok olur bundan ziyade zaten herkes aldığı pozisyondur. O yüzden sosyal medyadan gelen verileri fazla yani olaya daha yukarıdan bilerek bakmak lazım. Yoksa sosyal medyadan bir gelir, tam tersi başka biri bir şey gösterir, tam tersi sonuç çıkar. O bir tane 10 saniyelik, 30 saniyelik resimle olayı kavramanız mümkün değil. Ve evet. Algoritma da önünüze istediğinizi çıkarır. Yani o yüzden özellikle kırıcı laflar ederken ilk başta tabii ki hak ettiler falan diyenler de oldu. Hı hı. O an tabiri caizse gaza gelirken düşünmek lazım. Yani sizi yönlendirir o. Çünkü analitik değil, etkileyici bir efekt bırakmak. Yani muhakemeye dayanmaz, etkilemeye dayanır. Reklam gibi çalışır. Gazete başlığı gibi çalışır. Bir akademik makale soğukkanlılığıyla çalışmaz o şeyler. Sizi uyarmak, sizi kışkırtmak için oraya konmuştur. Bu da zaten psikolojik bir şeydir. Siz de uyarılır ve kışkırırsınız. Ama bütün resmi görmek için 100 bin datadan bir tanesi önünüze düşüyor, bir datadan bir yere varıyorsunuz aslında. Bu, dün vardığınız yere varıyorsunuz gene. Benimle de söz vereceğim burada Deniz Ülke hocama da çünkü bu çok önemli bir konu. Sosyal medyayı nasıl kullandığımızla ilgili. Biraz da şeye benzemiyor mu? Sosyal medyasız günlerimizde mesela annelerimiz eve bir gazete alırdı. Her eve bir gazete girerdi. Ama sadece o gazete girerdi mesela eve. Ve o gazetede yazılanlardan okunurdu her şey. O gazetede bir şey anlatırdı. Buyur. Perspektif. Ya şimdi özellikle medyanın belki de dünyada değil, Amerika'da değil ama belli ülkelerde öldüğü ve bir propaganda aracı olarak kullanıldığı bir dünyada
Yani işte bir ülkenin bakış açısı ve siyasi duruşu medya tarafından pompalanıyor ve bu ister istemez çok taraflı ve resmen hani Göbels zihniyetinde giden bir duruma getiriyor. Böyle olunca ister istemez sosyal medya çok elverişli bir medium'a dönüşüyor. Medium is the message der Marshall McLuhan. Aslında bir süre sonra gerçekten o medium, yani işte Twitter mı neyse o, mesajın kendisine dönüşüyor. Ama yani sonuçta evet bizim belki de tartmamız neyin doğru neyin yanlış olduğunu farklı perspektiflerden okumaya çalışmamız lazım. Ama ben şahsi duruşumu söyleyeyim. Ben uzun süredir sosyal medyadan beslenmiyorum. Yani bir sene öncesine kadar, hatta şunu söyleyeyim, bizim ülkemizdeki depreme kadar, Şubat ayına kadar ben bütün haber kaynağımı sosyal medyada ve oradan takip ettiğim gazetelerden alıyordum. Kestim çünkü bu ne kadar... Ne yapıyorsun şimdi? Ya şimdi özellikle bir konu varsa, mesela bu İsrail-Filistin meselesi ise gelip araştırıyorum. Belli yazarları okuyorum. Belli gazetelerden kaynak belli... çeşitlendiriyorsun. Kaynak çeşitlendiriyorum. Yani tam nokta vuruşu yapmaya çalışıyorum. Çünkü şunu fark ettim. Benim psikolojim artık el vermiyor. Ben o olan görüntülerin çoğunu izlemedim. Haberini okudum. Çünkü o görüntüleri izlesem büyük bir ihtimalle bir kere suçluluk duyuyorum ya. Bilmiyorum hani... Bir de normalleşiyor bunlara, yani. Evet şeye işte döndü. Bundan suçluluk duyuyorum bu, zaten. Çünkü bu görüntüleri izleyip ondan sonra günüme devam edip oğlumla oyun oynayıp parka gidip ya suçluluk duyuyorum. Onu da konuşacaktık, unuttuk var. O da normal. Hepiniz hayata bir yerde devam ediyorsunuz değil mi? Yani Filistin gösterisine gidenler de en çok kınayanlar, boykot eden bir şekilde hayata devam ediyorsunuz. Düğüne ya, gidiyorsunuz. Etmemiz lazım. Etmek de zorundasınız. Etmemiz ediyoruz lazım. Da. O yüzden de belki de hani köstebek gibi davranmak durumuna geliyorum. Çünkü o görüntü orada korkunç şeylerin olduğunu farkındayım. Ama bir fiil o görüntüleri izlemek istemiyorum. Çünkü izlediğim anda ben hiçbir şey yapamıyorum. Sadece bu grotesk savaşın izleyicisiyim psikolojisine giriyorum. O yüzden okumayı tercih ediyorum. Deniz Ülke Hocam, nasıl kullanacağız bunu? Siz kullanıyor musunuz? Nasıl kullanıyorsunuz? Ben kullanıyorum ama çok seçici kullanıyorum. Yani takip ettiğim insanları, yerleri de özenle seçerek kullanıyorum. Bir şeyi yazarken de stratejik olarak... yani öyle canım ne istiyorsa onu yazmıyorum. Nasıl çünkü... yazıyorsunuz? 10 kere düşünüp mü yazıyorsunuz mesela? Ben öyle yapıyorum da. Evet, bazen hatta öyle. Hatta yazıp siliyorum falan. Ha, ben de yazıp siliyorum. Ben mesela birine kızıp cevap yazıyorum ama onu yollamıyorum çünkü insan onu taslaklara mı atıyorsun? Tabii. Onların hepsini siliyorum sonra. Onları yollamıyorum ama onu yazıyorum yani. Çünkü saçma sapan bir rahatlamam lazım. Yani sürekli göz önünde olan insanlar daimi olarak çünkü linçe uğruyor. Yazdığınız şey bir kere çok küçük bir yerde yazdığınız için söylemek istediğinizi yeterince ifade edemeye de biliyorsunuz. Yani istemeden de yanlış yönlendirebiliyorsunuz karşı tarafı. O zaman tabii insanın kendi içinde bir vicdani rahatsızlığı falan da oluyor. Yani sosyal medyanın şöyle bir özelliği var. Sosyal medya ortaya çıkmadan önce bütün basının ortaklaşa haberleri aldığı 3 kanal vardı. Associated Press, Agence France-Presse, Reuters. Yani 3 kanaldan alıyordu ve bunlar da çok kontrol altında. Batı sisteminin içerisinde bir şeydi. Sonra bu Irak Savaşı'nda falan El Cezire gibi yeni bir takım akımlar çıktı. Ve fakat sosyal medya sayesinde çok farklı perspektiflerden, çok farklı fikirler ve vatandaş gazeteciliği dediğimiz bir şeyle karşılaştık. Hemen orada çekip size onun videosunu gönderebilir hale geldi. Yani saklanan bir takım gerçekleri sosyal medya üzerinden görebilir hale geldik. Bu aslında bizim başka tarafın gözünden de olayları görebilmemizi sağlayan bir şey. Şunu da söyleyeyim size. Yani mesela Çinlilerin kendilerine göre müdahaleleri o. Mesela TikTok olmasa ya da ne bileyim işte Elon Musk Twitter'ı X'i kapatıyor olsa bazı haberlere ki üzerinde İsrailler çok yoğun bir baskı yapıyorlar. Vermesin haberleri, bloke etsin diye Filistin yanlısı haberleri. Ve bu kadar özgürce birçok şeyi bütün dünya duymazdı. Yani bugün sosyal medya üzerinden İsrail'in bugün karşı karşıya kaldığı en büyük problem ilk defa mücadele edemiyorlar. Daha önce kontrol altında tuttukları o bilgi akışını ilk defa böyle bir savaşa sosyal medyalı ortamda girdiler. İlk defa kontrol edemiyorlar. Herkesin gözünün önünde o bebek cenazeleri. O yüzden de dünya kamuoyunda çok ciddi bir hareketlenme var. Sosyal medya çok güçlü bir mecra. Algı gerçektir. Algıyı oluşturmak çok önemli bir şey. Bugün dünyanın gözüne sokabilecek durumu var. En zayıf halkanın bile, en zayıf grupların bile.
Buyurun. Merhaba, Arda Tunarım, Koç Üniversitesi Hukuk bölümünde okuyorum. Benim hocam, benim sorum öncelikle Deniz hocama ama 3 hocama da soracağım bu soruyu. Öncelikle şunu soracağım, İsrail perspektifinden baktığımızda, devlet hakkı olarak, pragmatik olarak baktığımızda sizce İsrail bu krizi doğru mu yönetiyor devlet açısından? Yani 5 sene sonra baktıklarında doğru tepkiye mi verdiler? Çünkü çok radikal davranıyorlar. Çok kısa olarak hemen de şunu ekleyeceğim, ikinci bir soru olarak da. Aynı şeyi Rusya'da da gördük. Rusya da Ukrayna'yı daha kısa sürede bitirmeyi bekliyordu mesela. Aynı şekilde İsrail'i de hep toplum algısında güçlü bir ordusu olduğu düşünüyor. Rusya'da da böyleydi. Ancak gördük ki savaşlar çok uzuyor. Çok daha küçük çaplı devletlere karşı. Bu bir istisna mı yoksa bunun özel bir sebebi var mı bu iki olayda gördüğümüz üzere? Şimdi her şeyden önce doğru tepki verdiklerini düşünmüyorum. Yani çok bir kere duygusal tepki verdiler. Yani bir intikam, öc alma, kullanılan retorik olağanüstü kötü bir retorik zaten. Yani bunlar insan hayvanlar, human animal falan gibi kavramlar kullanarak gitti. Kaldı ki İsrail hükümetin içinde de farklılaşmalar olduğunu görüyoruz. Savunma Bakanı Galyan zaten görevden almıştı daha önce, bu yargı reformuna karşı çıktı diye. Sonra baskılara dayanamayıp tekrar görev verdi. Şimdi savaş kabinesi kurdu. Savaş kabinesinde ekstra gücü var ve bazı şeyleri de kontrol edemiyor gibiler. Mesela hastane bombardımanını kimin yaptığını tespit edemediler. Kendi içlerinden biri mi yaptı, dışarıdan biri mi yaptı? Kontrol edemedikleri de bir yapıdalar. İsrail ordusu kendi içinde sıkıntı yaşamaya başladı. Savaşmak istemeyenler var. Artı orada rehineler var. 250'ye yakın rehine var. Ve o rehineler kurtarılmadan havadan bombaladığınız zaman o rehineler o evlerde olabilir. O tünellerde olabilir. Kendi elinizle o rehineleri öldürüyor olabilirsiniz. Rehine aileleri onun için olağanüstü tepkiseller. Bir tek Gilad Shalit'i bile geri alabilmek için 1000 küsur mahkumu hapisten serbest bırakmışlardı, bir tane asker için. Şu anda ne kadar matematiksiz davrandıklarını da görüyoruz aslında. Yani belki bu kadar yoğun bir şekilde kamuoyunda bu kadar olumsuz algılanacağını da düşünmüyorlardı. Çünkü şaşkınlar da. Ya biz evet, bize terör saldırısı yapıldı. Üstelik çok ağır bir terör saldırısı. 1400 kişiyi kaybettik. Bir de yalanlar uydurdular. O da ayrı. Biden çıktı üstelik bana bebekleri gösterdi. Kafası kesilmiş bebekler diye bir hikaye çıktı. Bunu da Biden çıkarttı, hani söyledi. Öyle bir şey yok ortada. Anadolu Ajansı bu arada. Onları da tebrik edelim buradan, evet. Da. Yani çok önemli iki haber yaptılar. Birisi bu kafası kesilmiş bebekler meselesi, diğeri fosfor bombaları konusu. Bütün dünyaya da öyle olmadığını ispat ettiler. Sonra da işte bir uluslararası haber kanalının muhabiri ya ben yanılmışım diye geçiştirdi ama küresel düzeyde bir şeye mal oldu. Bir muhabirin yaptığı bir iş yani. Biden'a kadar gitti falan. Basın toplantısında bile konuşuldu. O yüzden gazetecilik de bir yerde çok önemli. Evet. Buyurun hocam, siz tamamlayın. Hemen devam edelim. Yani aslında onun için hani nerede kalmıştık? Konuyu ben de unuttum şimdi. Kafası kesilmiş bebekleri servis ettiler. Evet, işte. Evet. Yani orada duygusal, yani çok reaksiyonel, düşünülmemiş bir tepki verdiler. Ve bunun belli bir noktadan sonra bedeli ödenir. Çünkü ülke içerisinde de çok ciddi kaynama var göründüğü kadarıyla. Dünyaya da kendilerine doğru anlatabilecek durumları kalmadı doğal olarak. Yani şaşkınlar, dünyadan niye bu kadar olumsuz tepki geliyor onu da anlayabilmiş değiller. Çünkü kendi kafalarına göre herkes bizi haklı bulmalıydı diye düşünüyorlar. Ama bu işte kolektif bir biçimde karşı taraftaki sivilleri düşünmeden ceza vermeye çalıştığınız zaman sıkıntı çekersiniz. Bak, kara harekatına da tam anlamıyla giremiyorlar. Giriyorlar, giremiyorlar. Çünkü kara harekatına girdiği anda İran'ın o zaman devreye girmeye girdiler ama tam da... Bu arada 120 ülke İsrail aleyhine karar verdi. Haksızsınız dedi. Evet, 14 ülke haklısınız dedi. 45 küsur ülkede çekimser kaldı. Emrah Safa Gürkan. Hocam çok güzel özetledi. Belki bir şey eklemek açısından. Şimdi bu dediğim gibi herkes kanaatleriyle geliyor. Zaten bizim kanaatimizde İsrail'in o bölgede daha önceden yaptıklarını peyderpey biliyorduk. Çünkü işler soğuyunca daha rahat öğrenebiliyorsunuz. Öyle bir genel, bu sefer fakat İsrail garip şeyler, yani garip derken kabul edilemeyecek şeyler yapıyordu ve bu gündeme gelmiyordu. Biraz sanki bu kırıldı bu savaşta sosyal medya yardımıyla. Artık hem eli öyle bir arttı, yani dünya da gördü bazı şeyleri ve dünya düşük tonda her gün hukuksuzluk yapıyordu ama yani, görülmüyordu. Evet. Şimdi nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu birçok tabii, yani orada Gazze'de milyonlarca insan açık hava hapishanesi gibi bir konumda yaşıyor şimdi, öyle bir zaten yerde. Zaten öyle söylüyor, her gün ev işgal ediliyor, her gün şunu yaşıyoruz, bunu yaşıyoruz ama şimdi, görülmüyordu. Yani ne bileyim, çok basit bir şey, herhangi bir
yani Orta Doğu tarihi anlatan insanlara ya da Orta Doğu tarihçilerine falan bakarsanız bu artık textbooklara kadar girmiştir yani. James Galvin'in kitabında falan da vardır. Bunu Amerika'da da okuturlar, biz de onları okuturuz. Yani kabul edilen de bir şeydi. Entelektüellerin bildiği de bir şeydi. Ama halka yansımıyordu. Bir şekilde oralarda bastırılıyordu. Onun da güvencesi İsrail eli arttırıyordu. Bu seferki o arttırma başka bir şey çıktı. Şimdi hükümetler de kendi haklarıyla ters düştü. Fransa'da falan öyle bir desteği yok İsrail'in yani halk sev- yani en azından şimdi Amerikan halkında vardır. Yani pro İsrail, İsrail taraftarlığı. Çok ama Fransa Semet de var ama orada. Ya işte karşılıklı bir şey var ama Fransa'da öyle bir güçlü, yani Fransa'da Filistin yanlıları da çok güçlü. Soldan gelen bir gelenek var. Şimdi yani Macron mesela açıkta kaldı o tip şeylerde. Dolayısıyla çünkü eskiden medyayla falan onu hallediyorlardı. O kurulan bizim, yani bu bizde de birçok dediğim gibi dünya tarihinde görürsün siyasi olaylarda o ilk 5-10 günde kurulan diskur oturacak mı söyle. Oturmadı. Onu beceremediler. Bir kısmen bunun sosyal medyada, kısmen de çok sorumsuzca kendi açılarından yaptıkları açıklamalar. Yani ben savaş hukukunu göz ardı etme emri verdim askere de denmez yani. Ne yaparsanız sorumlu değilsiniz dediler. Yani bunu böyle basın önünde denmesi o aşırı özgüven. Biden de onu söyledi. O öfke biz de 11 Eylül'den sonra yapmıştık dedi. Pelin. Ya aslında benzer şeyler söyleyeceğim. Çok toparlayıcı bir şekilde. Ya mowing the lawn diye bir terim kullanıyordu İsrail hükümeti. Yani bahçeyi, arka bahçeyi çimleri kesmek. İsrail'e hareket yapar, İsrail Filistin'e hareket yaparken ya da işte şey yaparken, harekata girerken Gazze'ye bu terimi kullanıyordu. İnanılmaz insanlık dışı ve hakikaten çok, hani o insanları sadece hayvan olarak görmek değil, artık yani böyle bir nebat olarak görme durumu söz konusuydu. Ama 10 yıllardır Gazze'da elektrik kesiliyor, su kesiliyor, tıbbi araçlar, gereçler, ilaçlar verilmiyor. Ya ilk defa ya Angelina Jolie'den tutun işte dünya liderlerine kadar, özellikle Güney Amerika'dakiler çok yüksek sesle bunu telaffuz ediyor. Evet, bu artık kabul edilemez bir siyaset diyorlar. O yüzden bence İsrail bunu çok beklemiyordu. Ve bu kadar tersine dönmesinde de şoke olmuş vaziyetteler. Çok tepkililer ama şuna inanıyorum ki dünya medyasının o büyük baronları, her ne kadar sosyal medyanın gücü de olsa, alternatif medya organları da olsa, o işte büyük Amerika'daki yayın organları eninde sonunda evet işte bu müdafaydı diye, yani pesimist bir görüş bu ama real politik olduğunu düşünüyorum bu bakışın. Eninde sonunda bu işte ceasefire olunca, yani silahlar susturulunca bir iki tane günah keçisi ilan edecekler ve bunun üstünü kapatacaklar. Hamas terör örgütüdür diyecekler ve konu bitecek ve o insanlar birdenbire çok güzel hayat yaşamayacaklar. Binlerce çocuk da hayatını kaybetmiş olacak. Sadece onlar zaten hayatını kaybetmiş olacak ama Gazze'de hayat çok güzelleşmeyecek ve o çok seven Arap ülkeleri de buyurunuz hadi gelin kardeşlerimiz Filistinliler de demeyecek diye düşünüyorum. Maalesef. Süremiz daralıyor. Çok hızlı gidelim. Buyurun efendim. Merhaba, ben hala Nagihan. Hala çokça soru var valla. Mikrofonu dağıtmaya çalışıyorum. Herkese adaletli ama buyur. Ya çok üst üste geldi ama ben de Koç Üniversitesi'ndeyim. Ekonomi bölümündeyim. Haberleri okuyoruz. Gerçekten insani açıdan çok kötü şeyler görüyoruz. Ama bir yerde de ülkenin çıkarlarını düşünmemiz gerekiyor. Tarafsız kalmamızın ya da Filistin cephesinde bulunmamızın bize özellikle ekonomik açıdan getirileri sizce ne olur? Yani İsrail yaptırımları ülkemizin ekonomisini ne derecede etkiler? Deniz Hocam. Yani şöyle bir yerlerde taraf olmak gerekebilir. Burada insani bir mesele var. Yani ideolojik olarak tarafınızı ortaya koymak zorundasınız. Yani ve bu pişman olacağımız bir taraf olmak değil. Fakat bunun tabii dozu ve kullanılacak araçlar bakımından, hani Mehmetçik Gazze'ye falan noktasına gelirsek, bu bir kere nereden götüreceksiniz Mehmetçik Gazze'ye diye sorarlar coğrafi bakımdan. Yani kimden izin alacağız? Hangi karasal hattan götüreceğiz? Hangi denizden götüreceğiz? Yani öyle çok kolay bir şey değil. Ancak bir garantörlük mevhumu söz konusu olursa, uluslararası düzeyde, uluslararası çapta bir anlaşma söz konusu olursa, ancak öyle bir barış gücü olarak falan konuşlandırmak söz konusu olabilir. Şimdi Türkiye'nin
İsrail'le olan ilişkileri önemli. Bakın bu sadece ya yani bu çerçevede değerlendirmeyelim. Bir yandan da Karadeniz'den çok sert bir Rus baskısı var. Rus askeri saldırganlığı küçümsenecek bir noktada değil. Yani sadece Kırım ve Ukrayna üzerindeki baskı değil, aşağıda Suriye'de güneyden de baskılayabilecek durumda. İşte İran, Ermenistan, baktığınız zaman Türkiye'nin çevresinde Rusya ile yakın ilişkiler içerisinde olan komşuları da var. Yani Türkiye'nin bir şekilde Batı sistemini kendi yanında tutarak o dengeyi sağlayabilmesi lazım. Tahran'da konferansta çok net bir biçimde mesela Putin Türkiye'yi teröre destek vermekle suçlamıştı yıllar önce. Batı ile olan ilişkisi bozulduğu anda Türkiye'nin Putin'le ve Rusya ile olan ilişkiyi de tam dengeli götüremiyoruz. Bizi güçlü tutan şey her iki tarafla da olan ilişkilerimiz. Onun için onu koruyabilmek önemli. Şimdi İsrail hata yapıyor. O hatayı söylemek lazım ama yani derin bir ve uzun erimli bir düşmanlık haline getirirsek o zaman tabii başka bir dış politikaya geçmiş oluruz. O Amerika'yı da karşıya alacağız o zaman. Batı dünyasında bugün bir sürü devlet şunu görüyor. Yani burada bir soykırım uygulanıyor. İsrail kabul edilebilir durumda değil ama herkes denge tutturmaya çalışıyor. Yani onun için herkes açısından dikkatli yürünmesi gereken bir süreç. Peki son iki soru alacağım. Süremiz bitti çünkü buyurun. Bir de sizden alayım sonra toparlayalım. Merhabalar, toparlayayım. Ben Doğukan Tosun. Koç Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliğinde okuyorum. Savaşın başından beri hep Hamas'ın, Filistin halkının görüşlerini ne kadar temsil ettiği, Netanyahu'nun İsrail soruyu halkının alalım. Ne kadar temsil ettiği konuşuldu. Ve Fransa'da mesela Emre Hoca bahsetti. Halkın ve hükümetin uyuşmadığı konuşuluyor. Ve dünyada genel olarak demokrasi ile gelen yönetimlerden bir memnuniyetsizlik var. Bu bağlamda demokrasinin bir geleceği olduğunu düşünüyor musunuz? Hepinizin görüşlerini merak ediyorum. Buyurun efendim. Sert soru. Ben demokrasi ile ilgili o kadar bilemem onu ama şunları söyleyeyim. Bir iki tane tehlikesi var. Demokrasiyi oluşturan şeylerden biri. Bu profesyonel ordular falan geldiği zaman iş biraz bence ileride uzun etapta problem çıkabilir. İkincisi biz ileride belki mücadelemizi baskıcı devletlere göre değil, baskıcı şirketlere karşı da vermek zorunda olabiliriz. Ütopik bir cevap oldu. O ne demek? Yani şimdi... 13 büyük aile falan var. Alakası yok. Dijital diktatörlük falan. Hayır git. Işte, yo. Şu anda köle gibi yaşıyorsunuz ve bu tamamen finansal obligasyonların yüzünden, bankaya borcunun yüzünden. 40 sene ya Amerika'da biri, ben Amerika'dan niye döndüm? Amerika'da biri borç alıyor, 4 sene okuyor, 40 sene onu okuyor. Bir tane araba, bir tane ev 60 yaşına geldi. Kölede bu kadar çalıştı mı zaten ona pamuk tarlası bir yere yatırıyorlardı yani. O finansal obligasyonlar esas köleliktir. Sen ileride oralardaki... Artık, farkında olmadan. Liberal ekonomi o işte, her yerde bağırıyorlardı. Şirketlere karışmayın. Karışmadığı zaman sigorta şirketleri Amerika'da ne sağlık reformunun geçmesine izin veriyorlar. İnsanları bir güzel yakalamışlar. Bir sürü para ileride. Şimdi bir sürü şeyde Amerika'da yeni moda çıktı. Ev sahibi olmak kadar önemli değil. Özgür hareket falan diye. Niye millet ev sahibi olamıyor? Onları şirketler topluyor. Yani yarın öbür gün sizin bizim özgürlük, çünkü demokrasi bir özgürlük alanı açılmasıysa tek oradaki rakibinden devlet değil bilakis sürekli finanslaşan, sürekli para üzerinden dönen kapital üzerinden dönen bir dünyada finansal obligasyonlarımız, sorumluluklarımız olduğunu çünkü hiçbir devlete sana empoze edebileceği yük bir bankanın borç sana empoze edebileceği borç kadar etkili olmuyor. 40 sene Amerika'da insanlar o borcu ödüyorlar. Banka yani, devletten daha riskli bu anlamda. Ya bankanın şeyi değil, sistem çözüm, öyle. Peki nasıl insan çözüm abi gençlere buradan söyleyeyim, bir şey de söylemiş olayım, borçlanmayın. Ne madden borçlanmayın, yani elinizdeyse ne minnetle borçlanmayın. Herkes mesela ben her istediğimi yapıyor ondan yaparsın. Birine sırtına çıkıp bir yere gelmediysen bir ya da madden borçlanmadıysan özgürlük alanın olur. Bu kapitalist sistemin en güzel borç. Her yerde o yüzden borç kredi kartı verelim gibi. Sadece ama finansal olarak değil. Birine minnet, birinden bir şey almak anlamında da. Borçlandın mı oraya artık ömür boyu onun kuklasısın. Sistem öyle dönüyor. Kapitalist sistemde adam seni böyle eskisi gibi ayağına pranga vurmaz. Cüzdanına pranga vurur. O prangayı da böyle çok güzel... Yani sen böyle eğleniyorum, çok havalıyım falan zannedersin, alırsın. Bence esas risk odur. İnsanı köleleştiren şeyler artık devletler değil. O sistem içinde bizim heveslerimizi ve korkularımızla reklamlara da manipüle eden o özel sektör. Ve esas tehlike oradan gelecektir. O yüzden devletler demokratik olmuş olmamış önemli değil. Pelin. Ya benim sükutu hayalim şu anda
hani medeniyetin beşiği olarak yüzyıllardır anlatılan aydınlanma çağını ve devrimleri işte dünya tarihini yazdıran Avrupa'nın mesela son yıllardaki seçimlerine bakıyorsunuz. Her yerde böyle faşizan partiler ve liderler hortluyor. Yani bu İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamış bir coğrafyada bunun oluyor olması bana çok korkunç geliyor. Yani Meloni bir yerde, işte Macaristan'daki o adam, öbür tarafta Brezilya'daki Bolsonaro tekrar belki gelebilir, işte Florida'ya kaçmıştı ya. Ya her yerde böyle hakikaten narsist, kibirli, empati duygusu sıfırlanmış ve bu büyük işte şirketler olsun, büyük işte güçleri arkasına alan, onları kontrol eden ya da onların kuklası olan figürler karşımıza çıkıyor. Ama bunlar halkın oyuyla geliyor. Yani kimse gelip de işte darbe yapıp da orada parlamentoya yerleşmiyor. Bu açıdan ben çok hakikaten hayal kırıklığına uğramış vaziyetteyim ama her etki bir tepkiyi de doğurur. Yani 1848'leri tekrar yaşamayacağız belki ama ister istemez küresel ısınma ve benzeri faktörlerden dolayı devasa göçler olacak. 100 yıl önce de göçler oluyordu. Şimdi de zaten Akdeniz'in nasıl bir ölüm havuzuna dönüştüğünü, o Mare Nostrum'un aslında Afrika'dan, Orta Doğu'dan kaçan insanların mezarı olduğunu tanıklık ediyoruz kaç senedir. Bu da hani bir süre sonra Avrupa demografisine bak. Yani şimdi mesela İtalya geriatri enstitüsü gibi bir şey. Orada Afrika'dan gelen insanlar olmasa, Suriye'den gelen insanlar olmasa zaten İtalyan ulusu diye bir şey olmayacak. Popülasyon kalmıyor. Avrupa'nın pek çok ülkesinde böyle. İsviçre öyle, diğer ülkeler öyle. İster istemez hani Asya ve Afrika Avrupa'ya akacak. Amerika zaten karma karışık. Onlar da bir noktadan sonra zaten bence hani tam bir ulus bile değil benim gözümde ve yıllarca Amerika'da yaşadım. En son 2 sene önce yine orada yaşadıktan sonra geri geldiğimde içimde şöyle bir his vardı. Siyah beyaz savaşı eninde sonunda olacak orada. Hani bir şekilde bastırılıyor. Evet, Obama gibi bir başkanları vardı ama yani sosyolojik olarak orada yaşayınca çok net hissediyorsunuz. Ben Florida'da yaşıyordum. Trump kaybetmesine rağmen her yerde Trump won diye posterler vardı. Kabul etmiyorlardı bile. Ve siyahiler ve beyazlar asla yan yana gelmiyordu. Yani resmen Güney Afrika'da yaşadığımı hissettim ben. O yüzden de yani ben önümüzdeki 50 yıl içinde... Ve daha dünden bahsediyorsun yani. Ya daha dünden, 2 sene önceden evet. Bahsediyorum. Daha dünden bahsediyorsun. Buyurun hocam. Vallahi demokrasiler, diktatörlükler, devlet yapıları aslında üretim ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Tarım uygarlığının çıktısı olan siyasi yapılar ya feodal yapılardı ya da tarıma bağlı büyük imparatorluklardı. Sanayi toplumunun çıktısı ulus devletti. Sanayi sonrasının çıktısı küreselleşme, demokrasi ve fragmantasyon eğilimleriydi. Ben Duvar kitabımda da yazmıştım. Endüstri 4.0 yani robotin, yani robo sapiensin dünya gündeme geleceği, üretimin insandan ve tüketimin de hatta insandan kopartılacağı öyle bir noktaya gidiyoruz ki bu totaliter devletlerin ortaya çıkışına zemin hazırlayacak. İşte Emre Hoca'nın da dediği gibi ya şirket diktatörlüğü ya devlet diktatörlüğü, diktatörlükten devlet diktatörlük beğeneceğiz gibi bir gelecek görüyorum. Maalesef karamsarım. Süremizi bitirdik. Son soru size söz vermiştim. Onu alalım. Ondan sonra zaten yorulmuşuzdur. Çok özür diliyorum. Sorularını alamadığım arkadaşlarım var. Kusura bakmasınlar lütfen. Elimizden geldiğince hızlı yapmaya çalıştık. İlk tecrübemiz bu arada bu bizim. Bu ilk program mı? Böyle bir formatta ilk defa yapıyoruz. İlk program değil 5. gecede ama bu formatta ilk defa yapıyoruz. Güya apolitik olacaktı değil mi ilk başlarken? Öyle bir gaye vardı. Öyle oldu ama ya. Teşekkür ediyorum öncelikle Mehmet Akif abi size bize böyle bir imkan sağladığınız için. Biz teşekkür uzatmadan ederiz. Hemen ben sorumu sorayım. Sorum Sayın Pelin Batu'ya. Eğer Emre hocamız da bir şeyler eklemek isterse dinlerim elbette. Güncel konuştuğumuz meselede Filistin-İsrail meselesinde İran'ın şu an durduğu noktayı ve geçmişte bir şekilde her konuda menfaatlerini bir şekilde koruyabilmelerini siz tarihsel süreçte nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuya bakış açınız. Hemen kısa bir şey ekliyorum. Bir de biliyoruz ki... Çok. Tamam hemen kısacık. şu an ülkemizde bazı çığırtkanlıklar duyuyoruz Mehmetçik Gazze'ye diye. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Her biriniz cevaplayabilirsiniz vaktimiz yettiği kadarıyla. Teşekkürler. Teşekkürler. Buyurun teşekkürler. Hızlıca hemen. Ben bu sene İran'a gittim. 10 gün sonra tekrar İran'a gidiyorum.
Dolayısıyla hep İran tarihi ve İran siyasetini yakinen takip eden bir insan olarak İran'ın çok kadim bir medeniyet olduğu, antik Yunan'dan bu yana hakikaten kendi hudutlarını ve hükümetlerini, yani daha doğrusu devletlerini koruduklarını görüyoruz. Dolayısıyla burada da her ne kadar Hamaney tabii ki İsrail'e karşı çok sert söylemlerde de bulunsa, onların bence davranışı çok temkinli olacaktır ve İsrail'le birebir savaşa girmek değil belki ama proxy vasıtasıyla, mesela diyelim onların kendi ajanlarıyla, çünkü İran'da bana dedikleri, ilk gittim, yani sokakta herkes bir potansiyel ajan olabilir, potansiyel bir polis olabilir, tebdili kıyafet. Dolayısıyla ya onlarda da müthiş bir istihbarat var ama bence bu sıcak savaşa girmezler. Çünkü hakikaten onlarda inanılmaz bir deneyim ve bilgi var. Ve genellikle İran'la savaşa girenler hep kaybetmiştir. Yani Osmanlı tarihine de bakacak olursak, antik Yunanlara da bakacak olursak, evet Yunanlar Termofili falan gibi bir iki tane kazanım elde etti ama genellikle İran'a bulaşan hakikaten bayağı bir bataklığa girmiş oluyor. İnsanlar da bence ondan uzak durmak ister. Teşekkür edeceğim. Tam, pardon, çünkü süremiz bitti. Bitmiş. Yönetmenim de ısrarla uyarıyor. Var mı? Ben, çok birer cümle. Varsa hocam, alabilirim. Benim tamam. Yok, çok teşekkür ederim. Mehmetçik konusunda bir cümleniz var mı? Demin söyledim zaten. Zaten garantörlük dışında ben de benzer ben de pratik olarak mümkün olmadığını söyledi hocam. Evet, yani o da uluslararası bir kabulle belki garantörlük içerisinde bir paradigma değişikliği olur mu? Keşke olsa, ne güzel olur. Çok teşekkür ederim Deniz Ülke Arıboğan. Sağolunuz. Emrah Safa Gülkan, çok teşekkürler. Pelin Batu, çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Valla gerçekten ilk defa denediğimiz bir şeydi ama çok keyifli oldu. Burada zaman ayırdınız, vakit ayırdınız bizlere. Sağolunuz. Ekranlarınız başında bizleri takip eden tüm izleyicilerimize de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Beşinci geceyi burada noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. İyi geceler, hoşça kalın. Beşinci geceyi sundu.